Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz bir spor stüdyolarına. E, 29 Eylül çarşamba günündeyiz ve Uğur MK ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Yayına Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? misiniz? teşekkür misin? ederim. Sizleri son Çok teşekkürler. İyiyiz biz de. Şampiyonlar Ligi ile başlayacağız. Temsilcimiz Beşiktaş dün gece e, sahaya çıktı. Zor bir dönemde birçok sakatının, sakat oyuncusunun bulunduğu bir dönemde zor bir karşılaşmaya. E, geride bıraktığımız 7 haftada 30 gol atmış. Kalesinde sadece bir gole izin vermiş bir ee, takıma karşı sahaya çıktı ve dün akşamki maçtan yansıyan ilk başlık ekranlarınıza gelecek olan ilk başlık kabus şeklinde. Kartal'a sakatlık belası yetmedi belki de lehine çevireceği maçta bir de hakemle mücadele etti ama sonuç değişmedi. Ee, dur şu alt başlığı okuyalım. Hollanda'daki 7 maçta 30 gol atıp 1 gol yiyen Ajax'a karşı 50 bin taraftarın önünde tam 12 eksikle mücadele veren Beşiktaş puan için elinden geleni yaptı. 9'da Batshuayi'nin vuruşu direkte patladı. 63'te Kenan'ın golü skandal şekilde iptal edildi. Üstelik Kartal 90 dakikayı 17 yaşındaki iki stoperle tamamladı. Tüm bunlara rağmen skor 2-0'da kaldı ve biten bir şey yok. Sırada iki sporting maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde hala her şey tersine dönebilir. Gazete iyi özetlemiş aslında. Yani hakem konusu konuşuruz onu da. Ee, hakemin kararları meselesini ama hakikaten maç esnasında da e, Uğur Bengerçik da bir de yazı sorumluluğu var. Çok fazla meşgul edemiyorum ama. E, şeyle çektim, telefonla çektim, gönderdim. Ya, hakikaten bir faul yoktu şeyin pozisyonu. Dur, e, golünde. Kenan Karaman'ın golünde. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Her maçın bir duygusu var. FIFA kural kitabının tam olarak ifade ettiği şekilde Spirit of the Game. Oyunun bir ruhu var. Bu oyunun ruhu genel olarak Benova Bastian tarafından kolay faul düdüğü çalınmamıştı. Maçın birinci dakikası itibaren. Özellikle Ajax'ların bu tarz temaslarına çalmamıştık. Ajax'lar temasta oynuyorlar. Dün de değinmiştik. Doğru. Sporting Lisbon maçında 27 faul yaptılar. Özellikle kaybettikleri toplar çok faul yapan bir takım. Bu avantaja çevrilebilir diye. Ben o oynattım. Buna itiraz etmiyorum. Ben oynatan hakeme mugayir duramam. Oynatan hakemin karşısında olamam. Oynatabilirsin. Ama maçın genelinde bu tarz pozisyonu oynattıysan Kenan'ın pozisyonunda oynatsa daha doğru olurdu. Maçın genelinde maçın ruhunu uygulanan oydu. Ee, timber'dı değil mi? Tam ceza sahası evet. çizgisi Soka. üstünde omuz omuza. Yani tam omuz omuza. Arkadan itme yok el yok kol yok. Tam omuz omuzanın tarifiydi diyebilir miyiz o pozisyonu izlemeyen izleyicilerimiz için? Şimdi omuz omuza da hangi kriterlere bakacağız? Bir temas bölgesi. Şöyle temas bir bölgesi nizami mi? Çerçeveyi çizin önce. Evet. Ceza sahası çizgisi çok güzel bir derinlemesine pas. Kenan da çok güzel kaçtı. Ceza sahası çizgisi üstünde bir adım önünde bir, bir adım üstünde topla buluştu. Orada Timber geldi. Bir oyuncu daha geldi onu hatırlamıyorum. Timber'la omuz omuza Timber yerde kaldı. Evet. Ondan sonra da bomboş pozisyonda güzel bir çapraz vuruşla golü yaptı. Bence yoktu. Çerçeve bu yani. Omuz omuza. Omuz omuza pozisyonlarda işte neye bakıyoruz? Buyurun. Onu tarif etmek istedim. Öncelikle temas bölgesi. Kenan'la Timber'ın temas bölgesi tam da omuz diye tarif ettiğimiz hani güç mücadelesi tarif ettiğimiz bölge. Temas bölgesi nizami. İki güç kullanımı. Aşırı güç kullanımı var mı? Hani birisi kuvvetini ayarlayarak daha fazla güç kullanmak suretiyle excessive force aşırı güç kullanma yapıyor mu herhangi bir oyuncu? Onu da yapmıyor. Yani sanki bilinçli aşırı güç kullanmıyor. İkisi de topa doğru hamle yapmak için temas bölgelerini nizami şekilde kullanıyorlar gibi görünüyor. Tam bu noktada şunu sorabilir miyim? Omuz omuza mücadele elin dahil olmadığı ya da şu şekilde dirseğin evet. dahil olmadı çarpıştılar. Tam temas bölgesi işte. Benim omuz omuza çarpıştılar. Dediğim gibi elle itme ya da sonrasında devamında şöyle bir itme hareketi de yok. Burada oyuncunun kime ne kadar güç uyguladığı kriterdir. Kriterlerden kriter. biridir. Kriterlerden birisi. Oyunun doğal akışın dışına çıkıyorsam ben topa yaptığım hamleden daha fazla rakibi oyun dışında bırakmak için Excessive Force diye kural kitabında söylüyor. Doz aşırı bir güç kullanıyorsam, niyetim doz aşırı güç kullanmak ve rakibimi oyun dışında bırakmaksa yine faul çalınabilir. Temas bölgesi omuz olsa dahi. O yüzden buna da bakmak zorundayız. Tamam. Üç kriter var. Bir, Temas bölgesi doğru mu? Temas bölgesi doğru. Aynen. İki gücü doğal dozunda mı kullanmışım? Oyun dahilinde mi kullanmışım yoksa aşırı güçlü mü kullanmışım? Hayır. Aşırı güçlü kullanmak gibi bir düşüncem yok. Boks yapmıyorum. Doğal bir güç kullanıyorum. Ayakta kalmak için. rakibime karşı avantaj sağlamak için doğal bir güç kullanmışım. Tam öyle. ayakta İkincisi kalmak bu. için. bu. Üçüncüsü toplu oynama ihtimalim. Üçüncü detay da önemli. İki oyuncunun toplu oynama ihtimali eşit mi? Birisi daha yakınken birisi daha uzak mı? Birisi birisine daha dezavantajlı olmasına rağmen Omuzda devre dışı bırakarak avantaj sağlamam çalışıyor. Öyle bir şey de yok. İkisi de eşit. Topa doğru çok benzer koridordan geliyorlar. Biri önde biri arkada değil. Biri önde biri arkada olsa hani arkada olan çok rakibini doğru. devre dışı bırakmak suretiyle avantaj sağlasa dersin ki futbol oyun kurallarının aksine bir harekette bulundu. Rakibin avantajını yok etti. De. Öyle bir şey de yok. Eşit avantajla geliyorlar. Benzer koridorlardan geliyorlar. Ve omuz omuza. Ve doğal bir omuz teması evet. oluşuyor. Orada dolayısıyla Kenan aşırı güç kullanmadıysa hakem aşırı güç kullandığına Hükmette. kanaat getirdi. Hükmetti o yüzden e, faul çaldı. Ama benim kanaatim ya benim kanaatim tabii ki esas olan burada tabii ki benova bahsene kanaati ama sanki o yüzden maçın bütününe bakıyorum. Maçın bütününde de bu tarz temaslara izin verdi. Doğru. Sanki orada o temasa izin verse daha doğru olacaktı. Ama şeyi de söylediğiniz gibi 3 koşulda da Omuz omuza mücadelenin üç koşulunu da ihlal eden bir durumda yoktu açıkçası. Biraz taraflı mı bakıyoruz bilmiyorum ama konuya. Ya hayatım boyunca yani siz de öyle. Hayatım boyunca beyaz formal takım kırmızı formal takım Aynen diye öyle. baktım. Aynen yani öyle. emin olun hani 16 yıldır bu işi yapıyorum. 30 yıldır profesyonel olarak futbol izliyorum. Hiç ulusal takım maçlarında da kulüp takımlarının maçlarında da yani hiç hiç bu pencereden bakmadığımı düşünüyorum. Yani hep adil hep eşit bakmaya çalışıyor. Hatta bugünkü maça da yani dünkü maça da ya bu Hollandalılar niye bize bu kadar fark yarattı gözüyle bakmaya çalıştım. Yani sadece çünkü PSV de Galatasaray'a karşı fark yarattı. Hollanda milli takımı da Türkiye'ye karşı fark yarattı. O yüzden bu pozisyonda da e, hakemin genel maçın genelindeki tavrına bakarak sanki orada çalmasa daha doğru olurdu gibi hissediyor. Dolayısıyla İtalyan medyasının bugün Cüneyt Hoca'ya, Cüneyt Çakır'a gösterdiği refleks biraz da bugün Türk medyasında Bastiyen'e, Fransız Hakem'e var. İkinci sayfamız Foto Maç gazetesinden büyük puntoyla atılan başlık Bastien skandalı şeklinde. Beşiktaş 11 eksikle çıktığı Ajax maçında Fransız Hakem tarafından durduruldu. Bir tarafta Hollanda'nın en formda takımı Ajax, diğer yanda Amsterdam'a 11 eksikle giden Beşiktaş. Evet çok sayıda az futbolcumuz yoktu ama yine de umutluyduk. 10'da Batshuayi ile direğe takılınca inancımız arttı. 17'de Bergüis ve 43'te Haller'in gollerine rağmen pes etmedik. 65'te Kenan'da bulduğumuz golü hakem Benoit Bastien faul uydurarak iptal etti. Daha önce Fenerbahçe'nin Helsinki maçında iki net penaltısını vermeyen Fransız Düdük dün de sahneye çıkarak bir kez daha temsilcimizin önünü kesti. Bu üsluba katılmıyorum ama şunu ekleyebilirim. Skandal tarafı ne biliyor musun kararın? Buyurun. Skandal tarafı verdiği ifade. Skandal tarafı düdük çalması. Bırak oynat ya. Bırak oynat pozisyon bitsin. Değil mi? Düdük çalarak zaten video inceleme ihtimali de ortadan kaldırdın. Çünkü tam Kenan şut pozisyonundaydı. Her türlü skandal. Orası gibi. skandal. Evet. Bak orada işte şeyle birleşiyorum. Gaz hangi gazete olduğunu bilmiyorum. O foto, üstlükle, foto maç, orada skandal olan tarafı faulden Buyur. ziyade inceleme şansını ortadan kaldırması. Yani yüzde net bir pozisyon değil lütfen. Bırak vursun. Gol olacaksa da ondan sonra gerekirse de monitöre gider izlersin. Yardımcı hakemler 2-3 metre offside'ları kaldırmıyorlar. Bekliyorlar. Yani olur ne olmaz inceleyelim Tabii. diye. E sen de burada beni o bastı yani çok üst düzey bir hakemsin. Yani. yani. bırak adam vuruyor bırak vursun da ondan sonra bir şans bırak. Yani futbola bir şans tanı, oyuna bir şans tanı. Nasıl orada Kenan vururken düdüğü çalarsın? Düdüğü çalması gerçekten beni en çok rahatsız eden konu olan skandal sözcüğünü kullanacaksam inceleme fırsatı bırakmadığı için o kısmına kullanırım. Verdiği i̇şte faul değil. Aynen söylediğiniz noktada kötü niyet aranıyor. Doğal olarak da bunlar arkasından geliyor maalesef. Orada evet, orada hoş olmadı. Orada evet. keşke o düdüğü çalmasaydı. Bir sonraki sayfamız Hürriyet'ten geliyor. Şimdi tabii e, hakemi konuştuk ama maçı da konuşacağız. Yani bütün faturayı da yani hakem bizi atıyorum e, derdest etti, perişan etti. Biz aslında kazanıyorduk falan da değildi Yok, karşılaşma. Aslında. Ama aslında. yapılan hata hata mıdır? İşte konuşuyoruz net bir şekilde. E, hataydı. Bir gol bir goldür yani nihayetinde. Yani sonrasında ya da olaylar nasıl gelişecekti bilemeyiz. Hürriyet gazetesi başın öne eğilmesin başlığını atmış. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci sınavında Hollanda'daki karşılaşmaya iyi başlayan Kartal, Batshuayi'nin direkte patlayan topuyla öne geçme şansını yitirdi. 17. dakikada Berguis, 43 Berguis'i de aslında milli takımdan da milli maçtan da çok iyi hatırlıyoruz neler yapabileceğini. Adam oynuyor hakikaten. Bergüis 43'te de Haller'in gollerine engel olamadık. İkinci devrede Kenan Karaman'ın temiz golü iptal edilince Beşiktaş iki golle yenildi. Siyah-beyazlar C grubundaki üçüncü müsabakasında 19 Ekim'de Sporting Lisbon'u ağırlayacak demiş. Şuradan yukarıda e, Hakem Beşiktaş'ın golünü yedi diye bir başlık görüyorum. Kim yazmış bunu? E, Ayaksın. Ha, o şey habermiş. E, Murat Fevzi Tanılı da golün iptali hatalı karar tespitinde bulunmuş. Ufak yorum köşesinde. Sonraki sayfamızda Milliyet gazetesinden geliyor. Kartal'dan bu kadar. 12 eksikte çıktığı ayaksı teplasmanında Batşuayi'nin direkten dönen şutuyla umutlanan Beşiktaş. İlk yarıda Berguys ve Haller'in gollerine engel olamadı. İkinci devrede Kenan Karaman'ın golünü Fransız Hakem Bastien beğenmedi. Bu da güzel olmuş ifade. Hakikaten evet. el, eline sağlık. Fransız Hakem Bastien beğenmedi. Fark denilen maç bu şekilde bitti. Amsterdam'da genç Beşiktaş demiş. O Beşiktaş'ın genç oyuncularına da değineceğiz. Böyle stres seviyesi yüksek, heyecan seviyesi yüksek bir maçta gençlerde gerçekten beğendim. Onu da konuşacağız ama önce maçla başlayalım Uğur Beyciğim. Ee, i̇lk olarak hızlı başladı. Daha birinci dakikada pozisyona girdi. Evet. Gravenberg. Ajax Gravenberg'ti. Ersin, bu arada Ersin'e de bambaşka bir parantez açmamız gerekecek. Saydık değil mi? Birinci dakika. E, 38. dakika. 51. dakika. 12'de, 12, ha yok o direkt dibinden alta giden. Ne saydım? 1, 2, 3, 69 ve 85. 5 tane net pozisyon var. Ersin'in çıkardığı net pozisyon yani. Hakikaten eline sağlık. Kesinlikle. Ersin'in de. Şimdi şunu öncelikle bir e, manşet olarak yazmak lazım. Yani Avrupa'da sadece Beşiktaş değil, hemen hemen hiçbir takım 12-13 eksikle Amsterdam Deplasmanı'na gidip, Ayaksla baş etmesi çok zor yani. Çok Aynen zor. Öyle. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin en düşük bütçeli takımlarından biri olması hemen Beşiktaş daha yüksek bütçeli bir takım da olsaydı. Ama 12 13'ten de as oyuncusu yani as iki stoperi yok. İşte orta sahasındaki asları yok. Kanat sağ açığı sol açı as oyuncuları yok. Yani direkt ilk 11'de oynayan 6 tanesi, 7 tanesi zaten. As oyuncusu eksik. Bir de onların alternatifle beraber 12-13'e çıkıyor. Eksik yani Wellington, Vida, Montero üçü birden eksik. Yani bu bir defa zaten hiçbir takımın kolay tolere edebileceği bir şey değil. İlk üç stoperinin üçünü birden eksik olması. Dördüncü stoper olarak kullanılan Atiba'nın da eksik olması. Necib'in de eksik olması. Evet. Yani zaten kolay tolere edilebilir bir şey değil. Sağ açın, Gezal, sol açığın Larin. Onların alternatifi Enkudu, üçüncü kanat oyuncusu. Yani öyle bir denk geliyor ki. Hani bazen öyle eksikler olur. Bütün rezervleri tolere edilebilirsin. Evet ama ası da yok alternatifi de yok. Yani bölgesel olarak da çok talihsiz eksikliklerin e, yaşandığı bölgeler. Bunu kolay kolay hiçbir takımın toler edebileceğini düşünmüyorum bu 12 önceksi, çeksi. Ajax tam kadrosunu neredeyse tam kadroyla, Saya az kadrosuyla çıktı. Kadrosu çıktı. Evet. Ve e, her takımı domine ediyor. Şimdi iki sezon önceye git, hani o Frank De Jong'lu, evet. delikli, o müthiş Ajax kadrosuyla şampiyonlar yere fena giden. Real Madrid'i iki maçta da perişan etmişti. İçeride dışarıda. Juventus'u perişan etmişti. Bir sezon sonraya git bazı oyuncularını kaybetti. De Jong, De Ligt gibi. Lille Fransa şampiyonu olacak sonra o Lille. Lille'yi kim da yendi? Bir sonraki sezona git. Evet bazı kayıplar yaşadı ama Avrupa Kupalarında hemen her maçı kazansa da kaybese de yüksek toplu oynama yüzdesiyle bitiren, topa sahip olan, oyunu domine eden bir oyun tarifi var Ajax'ın. Uzun zamandır var. Çok yüksek bir top ezberleri var. Topun Çok. şiddeti... Topu telepatik oynuyor. Pas atan şiddeti çok güzel ayarlıyor. Topu durduran onun ismi neydi? Kontrol alanı mı? Kontrol zon mu? Oyuncu topu stop ettiği anda hani bir gün bir antrenman konuşmuştuk ya topu stop ettiği anda evet. top nereye düşecek? Ne kadar yükselecek vesaire. Şimdi orada kazanılan zamanı da ölçüyorlar. Yani top geldiği anda ben onu kontrol ettim. Etmemle pası vermem Orada kaybedilen zaman da ölçülüyor. Adamlar bunlarla hesap Doğru. yapıyorlar. Doğru. O o Mesela pas kontrollerine bak. İlk dokunuşun mükemmel. Tek pas. Bir de işi. Geçen sene de bunu konuşmuştuk hatırla. Tek pasla oynuyorlar çoğunlukla. Muazzam vakit kazanıyorlar. Muazzam vakit Aynen. kazanıyorlar. Borussia Dortmund da öyleydi hatırla. Ait öyle. dokunuşları çok iyi. Tek pasla. Kötü pas alsa bile çok iyi ilk dokunuş yapıyor. Ve gelen paslar da genelde oyunu. ezberlemişler işte. Bir top ezberleri var. Bir kasa hafızaları var. Ve bu oyuncu değişse de fark etmiyor. İlginç bir şekilde bunu devam ettirebiliyorlar. E çünkü şimdi. Hollanda futbolu Türkiye futbolu arasında tabii ki bir kültür farkı var. Tabii ki bir genetik farkı var. Onlar futbolun e, yapı taşlarından biri. Dünya kupalarında Avrupa şampiyonlarında finaller oynamış. Şampiyonlar kazanmış. Şampiyonlar ilgili şampiyonluklar oynamış. Çok büyük bir futbol ülkesi Hollanda. Dolayısıyla Hollanda ile Türkiye'yi tabii ki kıyaslamıyoruz. Ve Hollanda'nın da lokomotif takımı Ajax. Johan Cruyff'un takımı Ajax. Tabii ki Ajax'ta Türkiye şampiyonları arasında böyle bir fark oluşacak. Ama tabii işin bir başka boyutu da var yani. Bu kadar eksik çıkarsan, bu kadar eksik çıkmasaydın da yenilebilirdin ayrıca. Amsterdam'da ayaksa yenilebilirsin. Yani bu çok büyük sürpriz değil. Yenilebilirdi ama böyle yenilmezdi muhtemelen yani. Bu kadar oyunu rakibin domine etmesine, şutların 22'ye 4 olmasına, gol beklentisinin 3.5'a 0.80 olmasına falan izin vermezdi muhtemelen. Bu kadar büyük fark oluşmasında da eksiklerin büyük rolü var. Şimdi bu, bunu cebe koyduktan sonra şöyle bir saçmak açmak istiyorum. 2019 UEFA ülkeler sıralamasında biz Hollanda'nın önündeymişiz. Ya çok eski değil. iki sene önce. Hollanda'nın önündeymişiz. Şaşıyorum. 2020 bittiğinde baktım. 2020'de puan puan aymışız. Çok yakınmışız. Bu sefer onlar 10, on, biz 11'mişiz. Ama puan puan aymışız 2020'nin sonunda. Yani çok yakın zamanda neredeyse bir, bir buçuk yıl önce biz Hollanda'yla kafa kafa yaymışız. Avrupa ülkeler sıralamasında. Şimdi onlar 7. Biz 18. Arada da korkunç bir fark oluşmuş yani. Kapatamayacağımız bir fark oluşmuş. Ayrıca şunu da ekleyelim. Çok yakın zamanda milli takımımız da Hollanda'yı ya yendi. Yanılmıyorsam Mart'ta 4-2. Sonra Eylül'de geldik 6 tane yedik. Ya bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar fark oluştu? Hollanda bizden iyi olabilir. Her zaman iyiydi. Mesele o değil. Ama Hollanda ile mesafeyi kapatmışız. UEFA Köyü Sıraması'na Hollanda'nın üstüne çıkmışız. 2019'da. Milli takımımız yenmiş. Sonra bir anda devasa bir fark oluşmuş kısa sürede. Biraz oraya bakıyorum. Yoksa kültürel fark, altyapı farkı, organizasyon farkı, mantalite farkı. Bunun farkındayım tabii ki. Hollanda futbolu Türk futboluna kıyaslamıyorum. Hollanda bizden çabayı, çağ, çağ olarak ilerliyor. Çabayı kıyaslıyorsunuz. Evet ama yakın Bakış yakınlaşmışız yani. Evet. Bir ara yakınlaşmışız. Demek ki yakınlaşabiliyoruz. Sonra mesafe devasa açılmış. Oraya bakıyorum. Bu devasa açılmada da detaylar rol oynamış. Biz bazı detayları doğru yapmamışız. Onun da altını çizmek lazım. Niye bu kadar eksiğimiz var? Çünkü çok yoğun fiksür oynattık. Niye kabul etmiyorsunuz arkadaş? Yani 20 takımlı lig bize göre değil. Değil yani. Bizim seviyemizde bir ülke için 20 takımlı lig fazla. Önceki hafta içine bu takımlar dinleyerek geçirseydi bu kadar adale sakatlı olmayacaktı. Sergen Yalçın diyor ki milli maç arasından sonra Mehmet Topal dışında bütün oyuncular muhtemelen dönecek diyor. E büyük sakatlık yok. Sakatlıkların hemen hepsi sakatlı. E bu da futbolcuların üzerine binen yükle ilgili. Ayrıca Beşiktaş'ın bu kadar sakatı vardı. Fenerbahçe'nin yok mu? Galatasaray'ın yok mu? Onların da var. Fenerbahçe'de değil mi? Son maça çıkarken 6 tane yeni eksik vardı. Mihazoğlu eksikti, Tisanen eksikti, Serdar doğru, Dursun sakattıktan. Dö yeni döndü. döndü, Sosa eksikti. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Beşiktaş kadar olmasa da eksikleri var. Bu takımlar Türkiye'yi, Avrupa Avrupa kupalarını temsil ediyor ve onların işlerini zorlaştırıyoruz. Mesele o da değil. Yani bu ülkenin yüz ölçümü büyük doğru. Nüfusu kalabalık doğru. Ama Almanya'nın da bizim kadar nüfusu. 18 takımda oynuyorlar. Almanya'nın da bizim kadar nüfusu. Rusya'nın nüfusu da yüz ölçümü de bizden kat be kat fazla. 16 takımlı ligleri. Onlar bilmiyorlar mı yani? Arttırmayı. Geniş coğrafya o zaman daha fazla takıma üst düzey Premier Lig'e yer, yer verelim. Daha fazla seyahat ettirelim ama ettirmiyor. O kadar yormuyor takımlarını. Diyor ki çok geniş bir coğrafya. Benim futbol kalitem buna müsaade ediyor. Bu kadar oyuncum var. 16 takımla lig yapayım diyor. Ukrayna'da 16. İşte İsviçre, Avusturya daha da az. Muadilimiz olan ligler. Yunanistan 16. Bir Bizim tek Belçika belki, 18. 18 18'le değiller. Teorik olarak 16'yı düşünmemiz, teorik olarak söylüyorum 16'yı düşünmemiz gerekirken bir anda evet. 20'ye, 21'e çıkıverdik. Ee, pandemi nedeniyle alınan bu kararın faturası biraz Ve bir anda düştük. Ağır oldu. Bir anda düştük. Yani Hollanda'nın üzerindeyken o ülke karşılaması da 2 yıl sonra onlar 7 biz 18. Bir dakika ne oluyor ya? Tamam Hollanda ile bir kültür, mantalite, genetiksel olarak farkımız var. Bunu kabul ediyorum. Ama 2019'un sonunda biz 10.ymuş. Onlar 11.ymiş. Hollanda'nın üzerindeymişiz. 2 yılda düştük. Geçen sene Sivas Spor sezonun en kritik maçına 14 oyuncu da çıktı Avrupa'da. Kaleciye forma yaptırdılar. Belki oyuna sokmamız gerekebilir diye. Yanılmıyorsam Ali Şaşala. Öyleydi e aynı, aynı krizden Sivas Spor da geçti. Gerek koronavirüs vakaları gerek sakatlık vakaları. E geçen sezonda 21 takımla ilerledik. Geçen sezonda Başakşehir ve Sivas Spor'a çok yardım edemedik bu konuda. Bu sezonda Beşiktaş falan yardım etmek zorunda mıyız? Aslında mesele istenen ekstra bir yardım değil. Tabiatı böyle olması gerekiyor. Yani bu lig tabiatıyla 20 takım bu lige fazla. 18'i bile tartışmamız lazım. Özetle destek konusunu bir kenara bırakalım. Bari köstek olmayalım. Evet. Demek aynen lazım. öyle. Özetle böyle oldu. Doğruyu İşin, yaparak. Doğruyu evet. yapalım köstek olmayalım. Aynen öyle. İşin bir boyutu bu. Bir boyutu da daha önce değinmiştik ama şimdi yeri gelmişken değinirim. Bir takvim değişikliği de yapmamız lazım. Bizim bu ligi dağarken daha erken bitirmemiz lazım. Çünkü artık bir ön elemeler ülkesiyiz. Artık 18. sıraya düştük. Hazır olmadık şeyini mazeretini duymayalım değil mi? Hazır olamadık Ve mazeretini Hazır da değiliz. Duymayalım. Bak Galatasaray PSV karşısında çıkan kadroyu bilmiyorum. Arkadaşlar verebilirler mi? Şu an çok sürpriz Spontane bir istek. Spontane oldu ama Galatasaray'ın PSV karşısında çıktığı kadroyla şu anki kadrosunun ilgisi alakası yok. E, PSV iki maçta yenildik. E, Hollanda futbolu oradan devam etti. Yol aldı. Gerçi PSV tekrar Avrupa Ligi'ne döndü ama Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde hani şansını deneyemedi. İki takım da Avrupa Ligi'ne gitmiş oldu. Ama orada farklı bir mağlubiyet aldık. Yani kötü oldu Türk futbolu içinde Galatasaray içinde. Büyük bir darbe aldı. E şimdi Temmuz sonunda biz bu ligi başlatsak, Nisan sonunda bitirsek yani bir shift yapsak, bir kaydırma yapsak fiksürü, ön elemelere daha hazır geleceğiz, milli maçlara daha hazır geleceğiz. Eylül'de de biz Dinlenmek milli maç oynuyoruz. Daha doğru zaman bulabileceğiz sezon sonunda. Tabii Nisan'dan sonra yine tatil yapsınlar, ben demiyorum sezonu uzatalım demiyorum. Futbolcuya yine dinlensin, <laughs> antrenör yine dinlensin. Dinlenme için fırsat da olacak yani. Fırsat olacak. Ama Temmuz sonu Nisan sonunda kaydırırsak bu ligi yine 8 ayda bitireceğiz. Ama önlemelere de biraz daha hazır geleceğiz. Milli maçlara da biraz hazır geleceğiz. Bir de bu. Yani bunlar küçük detaylar. Bunlar halledilir. Tabii ki Hollanda'nın futbol kültürünü bir anda şırınga ile kolumuza enjekte edemeyiz. Hollanda'nın tarihini satın da alamayız. Bu farklar var. Bu farkları kabul ediyorum. Ajax Beşiktaş'ı sağlam ve tamam Beşiktaş'ı da yenebilir. Orasında da değilim işin. Ama basit detayları daha doğru ele alırsak belki de bu kadar zor durumlarda, bu kadar zor şartlara çıkmayız maçlar. Geniş perspektifte baktığımız zaman Beşiktaş'ın dün akşam neden bu kadar eksiği vardı? Ya da iki kültürün, iki farklı akımın mücadelesinde biz niye gerideyiz? Geniş perspektifte açıklaması buydu. Dün akşamki maça gelecek olursak, Uğur Bey'e de yazdım. UEFA maç esnasında kaçıncı dakikada, 58. dakikada bir şey attı. Ee, kendi internet Bilgiyle sitesinde. Yaptı? Bir bildirim yaptı. Diyor ki e, maçla ilgili olarak Beşiktaş... Atak yapmaya çalışıyor ancak kendi sahasından Beşiktaş için şu anda kendi sahasından çıkmak bile çok büyük mücadele şeklinde bir şeyde bulundu. 53. dakikaydı. Rakamlara da bakacak olursak hakem kısmını tamamen bir kenara bırakalım ama herkesin Beşiktaş'ta temkinli oynadı. Rakibin üzerine doğal olarak yani Ayaks'ın üzerine. Gidemedi zaten. Gidemedi. gidemedi ama gidemedi. Bir direkten dönen şeyimiz var. ayının bu PSV'nin şeyi bu arada. Az önce sormuştunuz ya PSV'nin 11'i. Şimdi buradan P PSV maçının 11'i Şimdi buradan hani 11'e bakarsan kaç tanesi halen Galatasaray ideal 11'inde? Bir Muslera, iki marka da sayalım normalde olurdu. Üç Kerem hani dördüncüyü koymakta güçlük çekiyoruz şu an Galatasaray ideal 11'inden uzak. 3 ya da 4 oyuncu PSV maçları evet. çıkmış. Yani hazır çıkamıyorsun bu maçlara ve sonra doğal olarak da kötü sonuçlar alıyorsun. K e var ya. Üçlü savunma oynamış. Beşinde sağında Sekidika var. Yani ne kadar hazırlıksız evet. çıktığının kanıtı. Tekrar şeye dönecek olursak, maça dönecek olursak rakamlar da, istatistikler de. Yani bilmiyorum e, maçı bu çerçeveden, istatistik çerçevesinden bakmaya gerek var mı? E, toplu oynamada yani net olarak üstün taraf Ajax'tı. Topla oynayan taraf Ajax'tı. 67'ye 33. Şutlarda 22'ye 7 isabet bulmuşlar. E, gol beklentisi 3.56 Beşiktaş'ın 0.88. Rakip ceza sahasında 50 kez topla buluşmuş. Evet Ayaks. bu korkunç. 50'ye 5. 5 kez. Uzun zamandır böyle bir fark görmedik. Ya Beşiktaş savunan taraftı dün akşam. Net bir şekilde savunan, bekleyen taraftı ki hoca da zaten söylemişti. Paslara zaten hani e, bu kadar dengesiz bir oyunda pasların bu kadar yüksek olması Ajax tarafından normaldir. Ortalarda 23'e 7 denediler, orta denediler. Ee, onlar da yani her şeyi denediler. Savunma markası denediler, ara denediler, orta denediler. Her şeyi yaptılar. Ee, kornerlerde Beşiktaş'ın 3'e 2 üstünlüğü var. Faullerde de 12'ye 8. Ee, topun oyunda kalma süresi? Uğur Beyciğim. Ne kadar kalmış? Ee, toplam 63 dakika. 63 dakika 7 Çok iyi. saniye kalmış. Sevgili Doruk hazırlamış. Bak en yüksek, dün gecenin en yüksek oyunda kalma süresi şeyde. <laughs> Şerif maçında. Evet. Şerif'in galip geldiği karşılaşmada 63 43'te topun en yüksek oyunda kalma süresi. Ardından Ajax Beşiktaş maçı geliyor. Yani öyle çok faulle duran bir şey de değildi hakeminde 45 tabi... maçlarını kaçırmayın bak. İyi oluyor ikisi de. 63 aynen öyle. Yani Şerif takımını tebrik etmek lazım. Normalde Milan maçı... hani topun oyunda kalma süresinin uzun olması Şerif'in de negatif bir futbol oynamadığını gösteriyor. Kalesinde 31 şut görmesine rağmen demek ki oyunu çirkinleştirmemişler. Eee Doruk diyor ki Şerif'in rakamları korkunç. Real Madrid, ne açıdan Doruk? Ben ona bakmadım. Ha peki bu bu direkt Şerif'in oynamak istediğini göstermiyor diyor. Dur bakalım ayrıntı gelsin ona bakarız. Eee şeyle alakalı Real Madrid Şerif'le Doruk birkaç veri daha verir bize. Yalnız Milan Atletico Madrid birazdan konuşacağız. Gecenin en az oyunda kalan, topun en az en az oyunda kaldığı maçı olmuş. Yalnız ikinci haftadır üst üste Atletico Madrid maçı. Topun en az oyunda kaldığı maç oluyor. Geçen hafta da şaşırdık mı diye sormuştuk. Orta Atletico Madrid'de 50 dakikaydı. Evet. Yine öyle olmuş. 56 dakika. Acaba Atletico Madrid faktörü orada etkili mi oluyor? Sanırım. Galiba öyle. 2-2. İki iki. Ya iki ya i̇lerleyen bir... haftalarda bakalım. İki Yine maçta bir iki şey maçta, Evet yeterli veri değil. Veri değildi. İlerleyen haftalarda bakalım. Söylediğimiz gibi Beşiktaş bekleyen ve savunan taraftı. ayaksta kolay pozisyon buldu. İstedikleri zaman oyunu hızlandırdılar. Zaman zaman tempo düştü. Ee, özellikle ikinci yarının ortalarından itibaren e, Ersin Kalesi'nde iyi bir performans sergiledi. Bu istatistiklerde maç anlamında bize çok fazla bir şey ifade etmeyecek ama söylemek istediğim 3 kişi var. Bir Ersin, iki sonradan oyuna giren Umut sakatlandıktan sonra Berkay, üçüncüsü de e, stoperde savunmanın göbeğinde böyle bir maçta görev yapan Serdar. Serdar. Ne dersiniz? Vallahi burada haftalarca... Ha, Can Can Bozdoğan özür dilerim onun hakkını yemeyeyim yine ee, genç kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan. Haftalarca Serdar Saatçi Serdar Saatçi dedik. Hatırlarsan Gürler'e de sorduk. Gürler'e de sorduk. Gürler'de hoca yeterli bulmuyor dedi. Beşiktaş maçlara 21 kişi çıkabileceği lig başlarına 19 kişi çıktı 2 hafta üst üste. Ben de dedim ki yani neden 19 kişi çıkıyor Beşiktaş? Yani göstermelik de olsa Serdar Saatçi'yi koy oraya. Ki sonra baktım Borussia Dortmund'la oynarken Beşiktaş genç takımların oynadığı maçta Serdar oynamış 90 dakika. Demek ki sağlıklı. Hı hı. Yani orada bir şey vardı. Bir bir soru işareti yani anlam veremiyorum. Neden Serdar Saatçi geçen sezon kadrolarırken bu sezon almıyor? Serdar da nazar değmesin. Moralini bozmamış. Demoralize olmamış. Kendini hazır tutmuş. Gayet de yani vasatın üzerinde performans gösterdi. İyi performans. Elinden geleni yaptı Serdar. Kolay değil. Yani Ajax'ın 350 milyon Euro bir değeri var ki bence 350 milyon Euro da gerçeği yansıtmıyor. Ajax daha değerli çünkü çok genç oyuncular. Şimdi Gravenberg daha yüksek değerlere gidecek muhtemelen. Yani Şu temel. anki değerine bakma. İşte Tabii. Anthony. Dün oynamayan Muhammed Kudüs yedekte oturan. Timber, Stopper. Çok genç oyuncular. Rents yine alternatif Sabek. Çok genç 18-19-20. Bunlar büyük ihtimalle çok büyük paralara, büyük takımlara gidecekler. Yani bu takım real değeri. 350 ama potansiyel olarak 500'lük bir takım. Borussia Dortmund'dan aşağı kalır bir yanı yok. Beşiktaş böyle bir takıma karşı... Ee, yani çok e, eksikti. Olağanüstü kanadı kırıktı. Geriden çıkışlarda sok sıkıntı yaşadı mesela. Ayaksın tamamlayamadığı hücumlarda Beşiktaş hızı çıktı zaman mesela Batshuayi'nin direkten olan topu zaman zaman tehlike yarattı ve Kenan'ın sayılmayan golü. Ama orada bir uzun vuruyorsun Kenan indiremiyor. Ben bu Kenan'ın indirememesine takıldım. 1.90 boyu galiba ya da 1.89. Yani boyu var. Rıdvan indirme şansı yok zaten. Rıdvan tarafından atılan topları tamam Rıdvan indiremedi belki ama Rıdvan zaten küçük fizikli bir çocuk. Ama Kenan'ın boyu var yani Kenan'a atılan topları Kenan'ın biraz daha indirebilmesi lazımdı. Mesela orada biraz e, bu konuda Kenan'ın çalışma yapması lazım. Video izlemeli lazım. Bozisyon almakta mı sıkıntı yaşıyor? Ne yapıyor? Güven, güvensiz mi gidiyor topa? Biraz daha indirmesini beklersin. O uzun attığımız topları indiremedik. İkincisi de pasta çıkmaya çalıştığında da Ajax'lar orada hemen topu kaybettikleri yerde pres, karşı pres tabii. Çok ustalar bu konuda. 3 kişiyle kalabalıklaşıyorlar. Var. Çıkarttırmıyorlar seni. Dolayısıyla bir atak sürekli sağladılar. Zor tabi yani. Kolay iş değil. Çünkü Beşiktaş'ın oyun ezberi böyle değil. Hollanda Ajax ne oynuyorsa Türkiye'de Beşiktaş onu oynuyor. Topa sahip oluyor, oyun domine ediyor. Stoperlerle beraber öne çıkıyor. Böyle bir maç oynamak ki Beşiktaş Türkiye liginde. Bu maç alışık olmadığı türden bir maç. O yüzden de eee Ajax'a karşı Alışık olmadığı türden bir oyunu da bir de eksik kadroyla çok doğru uygulayamadı. Kolay değil Ayaks'a karşı en az savunma oynamak da kolay değil. Ya dün akşam itibariyle Sporting ve biz varız 0-1 ve Inter var, Inter var, var 2. Inter-Şaktar maçında da böyle bir seslik olması enteresan. 0-0 bitti değil mi? Evet. Inter-Şaktar topa sahip olma en düşük yine. İkisi de kazanmış. Buruj deplasmanda kazandı. Şerif deplasmanda kazandı. Buruj de 6 yaptı değil mi bu arada puanını? İlk maçında kazanmıştı. Şerif de 6 yaptı. Şerif de 6 yaptı. Sürprizler var yani. Şeyle Beşiktaş'ın genç oyuncuları demişken sonradan oyuna giren Berkay, Serdar'ı konuştuk. Berkay ve Can nasıl değerlendirdi? Maç öncesi Can onu gönderdi. Şeye, e, röportaja, Sergen Hoca. Belli ki Berkay'da o şeyi görmüştü, o ışığı görmüştü. Çünkü bu yaşta bir çocuk 2003'lü Amsterdam Arena'ya geliyorsa ve dizleri titremiyorsa Sergen Hoca onu zaten titri, gözünden evet. fark eder. Evet. Gözünden anlamıştır. Çünkü Emirhan gelmişti bir de bir de Ege gelmişti. Emirhan çok yetenekli. Ben onu duyuyorum zaten. Yani bir de benim oturduğum bölgede oturuyor. Emirhan'ı ben 12-13 yaşından beri görüyorum. Emirhan Delibaşı. E, çok tatlı bir ailesi. Onun için gerçekten Kendini kendine feda eden, çok çalışan bir babası. Çok tatlı bir yerden geliyor. Emirhan zaten geleceği parlak. Çok yetenekli bir çocuk. Her yaş grubunda zaten asist gol rekorları kırıyordu. Ama baktım dün konuşmaya mesela Emirhan gelir diye bekliyordum. Ben Berkay geldi. Berkay konuştu. Çok beğendim. Özgüvenini, kendini ifade etme konusundaki becerisini, üslubunu ve zekasını çok beğendim. Belli ki Sergen Hoca görmüş onu. Berkay'da da o işi görmüş. Stoper ihtiyacı olunca bir orta sahne sonra Berkay. Bir önlever olmasına onu gönderdi. O da çok. Bir de mesela maç öncesi dediler işte oynar mısın? Ya oynamasam da sorun değil yani. Bu atmosferi tattım ben. Burayı yaşadım. Benim için çok büyük bir deneyim. İleride zaten oynayacağımdır dedi. Berkay bir de oynadı. Yani oynama fırsatı doğdu. Çok sevindim. Berkay için 2003'lü. E, öbür çocuk da 2003 Serdar da. O da çok büyük değil. Aynen aynı aynı yaşları. O da yani Ajax'ta çok genç bir takım ama Ajax kültür olarak genetik olarak zaten bu yaşlarda bu şansları veriyor. Onların genciyle bizim gencimizin tecrübesi aynı değil maalesef. Değil. Maalesef. Ya bu Serdar'ı 21 kişi kadroyu almıyordu işte Sergen Hoca şimdi. Yani yine konuşuyorum ama bir önceki maçta Borussia Dortmund maçında genç takımla oynadı. Beşteş U19 takımıyla oynadı Serdar. Burada 11'de Amsterdam'da. E sonra işte 2000'li galiba ya da 2001'li Can onu da katabilirsin. 2001'li Ersin onu da katabilirsin. Bizim için Türkiye şartlarında bu çocukları hala genç. Onların gösterdiği performans gurur verici. Demek ki Sergen Hoca buradan bir ders çıkaracak. Artık öyle 19 kişi kadroda çıkmayacak maçlara. Koyacak gençleri tamamlayacak. Onları yanında seyahatlere götürecek. O atmosferi tattıracak. Çünkü bak bir gün lazım oluyor, ihtiyaç oluyor. Berkay'ı üne sokmak zorunda kalıyorsun. Serdar'ı kafadan 11'e koymak durumunda kalıyorsun. Nazar ee, nazar değmesin. Özellikle Serdar'dan ben bayağı mutluyum. Yani Serdar bana çok yaşının üzerine bir olgunluk, bir karakter. Gelecek için iyi şeyler var ediyor. Beşiktaş'taki sakatlık dönemi bazı genç oyuncuların kendini göstermesi için fırsat olduğu özellikle dün akşamki gibi söylediğimiz gibi stres ve zorluk seviyesi son derece yüksek bir maçta çatı çatır oynadıkları için kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla tebrik edelim. Maç sonunda Uğur Bey'in vurgu yaptığı gibi maç sonunda Sergen Yalçın acaba neler söylemiş? Sergen Hoca buyurun dinleyelim efendim. Gerçekten e, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Beşiktaş camiası olarak. Yani genç oyuncularla Oynamak e, böyle bir, bu seviyede tabii ki kolay değil e, zor ama e, oyuncuların böyle bir atmosferi yaşamaları, bu atmosferin içinde olmaları, onlar için bundan sonraki futbol hayatlarında çok önemli olacak diye düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Özellikle işte Serdar'dı, Ersin'di, Berkay'dı, Rıdvan'dı, Can'dı yani 18-20 yaşında fazla oyuncuyla e, oynadık. Onları genç oyuncu oldukları için oynatmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten bundan sonrasında hayatlarının devamında önemli tecrübeler kazanıp iyi yerlere gelebileceklerini düşündüğümüz için oynattık. Öncelikle e, onu söyleyeyim. Bizim değer verdiğimiz 5 yaşın geleceği olabilecek önemli isimler. Oyuna gelince... Ee, zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil, gerçekten zor. Ee, Ajax bu turnuvanın çok önemli takımlarından bir tanesi, ee, yıllardır bu turnuvanın içinde sürekli olan bir takım. Oyun boyunca e, oyuncularım oyun planımıza sadık kalmaya çalıştılar. E, topu rakibe verip biraz daha beklemeyi tercih ettik e, bugünkü oyunda, çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu. E, böyle bir oyun oynamayı hissettik. Biz teknik ekip olarak böyle bir karar verdik ve beklemeyi tercih ettik. <laughs> yani oyunun tamamında aslında oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Ee, yani iyi bir reaksiyon gösterdiler ee, böyle bir rakibe karşı diyebiliriz. Mücadele açısından e, gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu. Ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Ee, bu yüzden tabii ki üzgünüz ama dediğim gibi bu turnuva futbolun en üst turnuvası çok zor bir turnuva, çok daha hazır olmak gerekiyor, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü takımlar. Yani bu seviyede e, mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor oynadığımız müsabakalarda. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz biz Beşiktaş camiası olarak. İddiamıza gelince çok kolay değil tabi. E, kolay olacağını düşünmüyorum. Zor. Yani bundan sonra kalan dört maçta alacağımız puan sayısını hesaplamak da zor ama dediğim gibi istediğimiz seviyeye gelirsek, oyuncularımız tam takım olursa, bundan sonraki maçlar bu şekilde olmaz. Onu söyleyeyim. Gençler olarak burada böyle bir atmosferde oynamanın zevkini, Şamper Ligi'nde maç oynamanın güzelliğini yaşadık. Oynarken zevk almaya çalıştık. Hocamız da bize bunu söyledi. Elimizden geleni yaptık. İyi hazırlanmış maçtı. Pozisyonlar da yakaladık ama e, maalesef e, mağlup olduk. E, bence bir daha e, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Serdar da öyle. E, alt yapıdan çıkmış olarak e, hocamız bize şans veriyor. Biz de bu şansı e, her kulvarda, e, her zorlukta en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Maç sonunda bizim cepheden açıklamalar böyleydi. Erik Ten Hag da Ayaks e, cephesinden. Beşiktaş'ın, yani şunu herkes Bilmeli ki Beşiktaş iyi oyunculara sahip iyi bir takım, bizim ülkemizdeki takımlara göre daha hızlı ve iyi oynayan bir ekip ve daha çok gol atma kapasitesine sahip. Ancak eksiklere vurgu yapmış. Gruba 6 puanla başladık diyor Erik Ten Hag. Daha önce de 6 puan almış ancak gruptan çıkamamıştık. Takımım 2 sene öncesinden daha farklı bu yıl gruptan çıkacağımıza inanıyorum diye konuştu. Araya gideceğiz de gitmeden önce şunu sorayım Erik Ten Hag, şey hocalar arasında sayılmıyor. Ya da sayılıyor Elit. ben mi kaçırdım? Elit hocalar arasında sayılmıyor. Ya Büyük takımlarla daha, bazen adı geçiyor. Biraz daha krediyi hak ediyor mu acaba? Yoksa bu ayak makinesinin marifeti diye mi düşünüyor herkes? Yok Tottenham kapısını çaldı e, gitmedi. Tercih etmedi. Eric'ten. Zaman zaman büyük takımlarla adı geçiyor. Ama elitle hani Guardiola, Mourinho, Klopp'la henüz aynı seviyede adı anılmıyor tabii. O konuda haklısın. Elitin bir altı. Eskiden hakemlikte şey vardı... Elit kategoriden sonra elit development kategori vardı. Şimdi onu kaldırdılar. <laughs> elit development'ta yazılı bir Erik Ten Hag. Huck. Hakemlikte öyle bir kategori vardı kaldırdılar. Değerli izleyenler Beşiktaş Ayaks deplasmanından 2-0 mağlup dönüyor. Beşiktaş'ın savunan taraf olduğunu, büyük oranda oyunu tutmaya çalışan taraf olduğunu, bekleyen taraf olduğunu buna mukabil Ayaks'ın da çeşitli varyasyonlarla yapabildiğini ki her şeyi yaptılar. Dediğimiz gibi kanatlardan, ortadan, savunma arkası, Arap her şeyi denediler. Karşılaşma Ayaks'ın 2 0lık üstünlüğü tamamlandı. Maç sonunda açıklamaları da getirdik. Gecenin şöyle bir genel görünümüne bakalım. Maçla alakalı genç kardeşlerimizle konuştuk. Oyuna sonradan giren ve 90 dakika oynayan. Var mı maçla alakalı eklemek istediğiniz bir şey? Yani ne yapılabilirdi Ayaks'a karşı? Şampiyonlar yine geceye de bakacağız. Tabii ki çünkü. mükemmel, hiçbir takım mükemmel değil. Her takım kusurları var. Evet. İki az kalecileri olacak aslında Onana ve Stekelenburg çeşitli sebeplerle eksik. 38 işte pas ver oynadı. Çok şut e, deneyemedik. Denediğimizde Batu Şua'yı yani. geçti kaleci aslında. Sonra Kenan geçti. Biri direğe takıldı, biri hakeme takıldı. Çok zorlayamadık. Orta mesafe şut deneyebilsek mesela o fırsatı bulsaydık belki pasverin verin ortaya çıkarabilirdik. Birincisi bu. İkincisi de işte bu tarz takımlar topla mükemmel ama topsuz mükemmel değiller. Topsuz oyun çok sevmiyorlar. Ee, biraz Beşiktaş az kadrosuyla oynayabilseydi, az kadrosuna yakın bir kadroyla oynayabilseydi Beşiktaş topu seven bir takım. Borussia Dortmund'a karşı da hatırla topa sahip olduğu bölümlerde etkileyici gözükmüştü Beşiktaş. Ayaksa karşı topa sahip olabilecek bir 11 olsaydı sahada, Gezzal olsaydı, Piyanoç olsaydı, Teşera olsaydı, Larin olsaydı, işte Vida Wellington olsaydı. Topa sahip olabilseydi Beşiktaş belki Ayaksın zafiyetlerini de ortaya çıkarabilirdi ama topa sahip olamadı. Geçen sene ve önceki sene Şampiyonlar Ligi'nde biz bu adamlar final oynar falan derken erken elendikleri maçları hatırlayacak olursak aynen sizin söylediğiniz reçete çıkıyor zaten ortaya. Evet topsuz mükemmel değiller çünkü ama topla evet çok etkileyiciler ama topsuz oyunu çok sevmiyorlar. Şimdi gecenin Şampiyonlar Ligi'nde gecenin genel sonuçlarına bir bakalım. E, değerli izleyenler. Shakhtar Donetsk Inter'le 0-0 berabere kaldı. Paris Saint Germain 2-0 galip geldi. Manchester City karşısında Messi ilk golünü kaydetti. Leipzig Kulüp e, Brüj galip geldi. Leipzig deplasmanında Porto kendi evinde Liverpool'a 5-1 yenildi. Milan Atletico Madrid maçı Atletico Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Borussia Dortmund Sporting'i 1-0 mağlup etti. Ve Real Madrid gecenin herhalde en sürpriz sonucu Kesin. diyebiliriz. Şerife 2-1 mağlup oldu. Şimdi İtalya'da baya bir şey var bugün. Ee, Milan Atletico Madrid maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır'a bugün baya bir e, tepki var. Maç sonunda açıklamalar da e, he, İtalya cephesinden hem tek, tek, teknik direktör hem de İtalyan yorumcuların e, değerlendirmeleri vesaire olumsuz olduğu yönünde. La Gazzetta della Sport. Ee, Milan burada e, başlıkta soyuldu diyor. Milan soyuldu. Hem... Pe şeyle alakalı olarak ikinci evet. sarı karttan kırmızı kart. İyi başlamışlardı ve sondaki pe penaltıya e uzatmalarda 90+7'deki penaltıya vurgu yaparak Milan soyuldu. Başını atmış hakem vurgusuyla. Kesiye yani e hak etti ilk sarı kart ama ikinci sarı kartı biraz da bir tartışmaya çıktı. Arkadan geldi. Bastı ayağına rakibinin doğru. Ama o basma sarı kart gerektirir miydi? Tam bastı mı, yarım mı bastı? Yandan gelip Nibas'tı falan inceleme şansı yok ikinci sarı kart. Direkt kırmızı olsa incelersen be ikinci sarı kart olunca tabii incelenemezdi. Cüneyt Çakır orada ikinci sarı yorumu yaptı. Biz de olsak itiraz ederdik. Hani sarı kart burada gerekli mi, gerekmez mi diye tartışırdı. Gri bir pozisyon. Siyah beyaz pozisyon değil. Hakemin yorumu öyle oldu. Ama Milanlılar da itiraz etmekte haklılar. Biz de olsak itiraz ederdik. Yani dünkü Kenan Timber pozisyonu itiraz ettiğimiz gibi Milanlılar da Kesiye'nin ikinci sarı kartını itiraz ediyor. Penaltıya gelince e, Lomar'ın da önce eline çarpıyor top sanki. Lomar'la Manyan'dı galiba pozisyon içindeki. Evet Lomar geçerken sanki Manyan eliyle kesmiş gibi görünüyor ilk anda. Hakemin orada penaltı vermesini anlıyorum. Ama sonra tekrar izlediğinde Lomar'ın da vücudundan önce kendi koluna çarptığını, oradan Manyan'ın koluna gittiğini görüyorsun. Acaba video inceleme olabilir miydi? Burada da şöyle bir soru akla geliyor. Maçın video hakemi Abdülkadir Bitigen bunu? Asistan video hakemi Mete Kalkavan. Ben anlamadım yani. Mete Kalkava'nın video hakem olması gerekmez mi? Asistan Abdülkadir Bitirgen olması gerekmez mi? Mete Kalkavan zaten video hakem olarak kadroda bulunuyor. UEFA kadrosunda. Ayrıca Mete Kalkavan, yani tamam şu anda çıkarıldı listeden ama FIFA listesinden daha önce daha eski uluslararası maç yöneten bir hakemdi. Burada tercih kim yaptı? Biz mi yaptık? Hakem Cüneyt Çakır mı yaptı? Federasyon mu yaptı? UEFA'nın yaptığını sanmıyorum. Biz de yapıyoruz bu tercihi. Yani orada video inceleme olabilirdi. Ee, 90 artıdaki 90 artıdaki 90 penaltı artı yedik pozisyon, penaltı pozisyonu. Çünkü önce Lomar'ın da koluna çarpıyor top. Davet edilebilirdi hakem gibi geliyor. Orada da niye olmadı? Niye bakılmadı acaba? Ekip çalışması. Orada bir değerlendirecekler kendi aralarında. Bu Abdülkadir Bitigen çok üst düzey de Biz mi farkında Ben onu anlamadım yani. Bu kadar kritik bir maç dünya çakırın varı Abdülkadir Bitigen oldu. Bir orada sayfa... Mete Kalkavan da varken. Bir sayfa daha İtalya'dan Corriere della Sport değerli izleyenler. Burada her iki hocanın da her iki takımın hocasının da görüşlerine de yer verilmiş bu sayfada. Burada da diyor ki e, Pioli'nin sözü başlığa çıkarılmış. E, nasıl çevireceğiz bunu sevgili dostlar? E, ha şeytanın gazabı bravo. Şeytanın gazabı e, diyor Pioli ve hakem Çakır taraf, e, tarafından cezalandırıldık. Başlığını atmış. Yine hem e, ikinci sarı karttan kırmızı karta ve de e, penaltıya vurgu yapılıyor. Burada bir de Diego Simeone'nin sahada görüyorsunuz. Ben anlıyorum diyor şeyin Milan'ın öfkesini. Ben de Pioli'nin yerinde olsam ben de aynı tepkiyi, reaksiyonu verirdim demiş o da. Verirdi. Üst düzey maçlar, kritik kararlar. Kolay değil tabii bu maçları yönetmek. Bu maçlarda bu kararları almak. E, ikinci sarı kart tamam. Video inceleme şansı yoktu ama tekrar altına çizeyim gibi 90 artı 7'de bir penaltı kararı veriyorsunuz. Bunun video incelemesi... Ve karışık da bir şey. Karmaşık da bir pozisyon. pozisyon. E, i̇lk de Toma Lomar'ın eline geliyor. Ben Cüneyt Çakır'ın onu gördüğünü sanmıyorum. Mümkün değil yani o pozisyonda ilk Lomar'ın eline geldiğini gördüğünü sanmıyorum. Video hakem davet etse şimdi Süper Lig'de şöyle bir şey olmuş. Yeri gelmişken söyleyeyim. Süper Lig'de bir puanlama sistemine geçmiş MHK. E. Diyelim ki ben video hakemim. Çağırdım. Benim dediğim çıktı. Hakemin kararını değiştirttim. Hakeme eksi bir puan yazıyormuş MHK. Çağırdım. Hakemin karar değişmedi. Bana eksi bir yazıyor. He. Böyle bir puanlama sistemine geçmiş. Bunu doğru bulmuyorum. Kesinlikle. Yani video hakemler biraz bence tedirginler. Dikkat etsen de son haftalarda çağırmıyorlar. Hani bu pozisyonu niye çağırmadı falan böyle hayret ediyoruz. Çağırmıyorlar. Çünkü çağırdığı zaman da karar ya değişmezdi. bana eksi yazacak ya ona eksi yazacak. Değil mi? Karar değişirse orta hakem eksi yazacak. Sonra Değişmezse bana... bana eksi yazacak. He. O zaman çağırmıyorum, ikimize de eksi yazmıyor gibi bir durum oluşmuş. E, sen hakem ve video hakem olsan kendi aranda ya boşu boşuna çağırma diyebilirsin. Hani daha az çağır diyebilirsin. Başımıza iş almayalım diyebilirsin yani. Diyebilirsin. Bu da ama e, Asdoğan adil oyun. Asdoğan en doğru kararı vermek, en iyi kararı vermek. Bu Bununla çok paralel durmuyor. Bu değerlendirme sistemi niye acaba şey yapıldı? Ya bunları duyun bu arada. Yani eğer böyle değilse tabii ki düzeltirim. düzeltiriz. Evet. Tabii ki yani memnuniyetle, gururla sakın merak edilmesin. Yani hayır ben böyle duydum, böyle olacak diye bir iddiada bulunacak değiliz. Ama doğru değilse doğru olmadığını bildirebilirler bize. Ama benim yani nasıl söyleyeyim, birinci elden aldığım bilgi bu. Hani ikinci el değil, öyle söyleyeyim yani. Birinci elden aldım. direkt muhatabından aldığım bilgi bu. Velhasıl İtalyanlar bayağı bir kızgınlar e, pozisyonlarla ve e, Pioli'nin aynı zamanda bütün diyor şeyleri de ne e, pozisyonlarda ibre hep... takdir hakkı mı? Takdir hakkı hep şeyden yana kullandı. Atletico Madrid'den yana kullandı. Ne öyle bir şey yapsın ki. Öyle bir şey olacağını sanmıyor. Dile getirmiş düşüncesini. O duygusal davranmış orada bizim gibi işte Akdeniz'de ama takdir haklarını bir takımdan yana kullanmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Şu ne, gol çakır, beklentilerine bakar mısın? Uluslararası bir hakem. Ama 30. dakikada 10 kişi kalıyorsun. Evet. 60 dakika 11-10 e oynuyorsun Atletico Madrid'e karşı. Hiç kolay değil tabii ki. Yani. Kessiye'de orada keşke daha dikkatli olsaydı. O basmasaydı orada. Bazen öyle hareketler yapıyor işte. İkinin sarıyı görüyor. Takımını zora düşürüyor. Ama buna rağmen son dakikaya bir bir giriyorlar. Orada penaltı tabii var Çünkü karmaşık böyle. iki kolun arasında kalıyor. Ben izlerken de bir tereddüt ettim. Ama sonra tekrar bakınca dikkatli frame frame bakınca bakıyorsun ki önce Lomur'un koluna temas ediyor izlenmesi sanki daha doğru olurdu. L'Equipe gazetesi geliyor ekranlarınıza Fransa'dan. Diyor ki dün akşam oynanan Paris Saint-Germain Manchester City karşılaşmasına Paris Saint-Germain'in e, kazandığı 2-0 kazandığı maça özgür demiş Yanına da bir e, çoğul ifadesi yani özgürler başını atmış Messi ilk golünü kaydetti ve Be gecenin beklenen maçıydı. Kesinlikle futbol severler tarafından Guardiola'ya basın toplantısında sorulduğunda yani bu işi nasıl durduracaksınız biliyor musunuz? Bilmiyorum dedi. bu işi nasıl durduracağım bilmiyorum. Kariyerim boyunca da bilmiyordum. Şu anda da bilmiyorum. Elimizden geleni yapacağız dedi. Gerçekten bir saygı daha nasıl gösterilir? Bence tarihin en iyi futbolcusuna Lionel Messi'ye hak ettiği saygı gösteriyor. Onunla çalıştı. Bir de Guardiola'ya en çok uyatan futbolcuymuş Guardiola takımlarına. Hem çalıştılar beraber. iki şampiyonlar ligi kazandılar beraber hem de rakip olduğunda da Guardiola'yı en çok güzel futbolcuymuş. 7 gol olmuş Guardiola takımlarına attı. İlk golünü attı. Tabi bu maçın enteresan istatistir. 1. Messi, Mbappe, Neymar aralarında 44 pas yapmışlar. Bu çok önemli. Çünkü en büyük sorun bir önceki maçta aralarında paslaşmamalarıydı. Evet. Önce Mbappe, Messi arasında bir pas vardı. O çok medya yansıdı. Mbappe ile Messi paylaşmamıştı. İlk paslaşmamıştı ilk maçta. Sonra da önceki maçta kulübede oturan Mbappe Neymar'ın İdris Hage'ye e, attığı pasta bana bu pası vermiyor diye kameralar yakalayınca kendi de inkar etmedi. Hatta Pochettino da onunla ilgili yorum yaptı. Ya bunlar büyük futbolcular böyle şeyler olur çok doğal dedi. Yani inkar etmedi o yorumu dudak okuma yöntemiyle. Mbappe'nin bana bu pası atmıyor diye Neymar'ı suçladı da ortaya çıktı. Çünkü daha önce sorunun Messi ile Oldu. olduğu zannediliyordu. Yani. Mbappe'yi de suçladı. Mbappe Neymar'ı da suçladı. Bütün bu tablonun neticesinde City karşısına çıkıp 3 oyuncu kendi arasında 44 pas yapınca özgürler oldular gerçekten özgürleştiler. İyi bir maç oynadılar bir. İkinci önemli detay Messi kendi yarı sahasında 16 kez topla buluşmuş. Çok derine geliyor. Mbappe ve Neymar'ı rahatlatıyor. Derine gelip oyun kurarak Barcelona'da son dönemde yaptığı gibi. İkinci önemli veri bu. Ha, üçüncüsü de bu fotoğraf süper. Arkadaşlar sanki aklımı okuyarak barajın Sadece, arkasına evet. yatıyor. Yani şey demiş ki e, sanırım Rio Ferdinand. Rio Ferdinand demiş ki ben o takımda olsaydım onu oraya yatırmazdım lütfen Messi senin forman kirlenmesin bırak ben yatayım senin yerine derdim demiş. Çünkü sağ içindeki takım arkadaşlarını bile hani rahatsız edebilecek bir şey Messi'nin barajın arkasına yatması ama bence Messi burada çok önemli bir sınav veriyor. Diyor ki ben bir takımın parçası olmayı biliyorum. Tarihin en büyüğü olabilirim. Belki siz öyle söylüyor olabilirsiniz ama ben bu takımın da bir parçasıyım. Önce 10 numarayı almadın Neymar'dan. Bence büyük bir iş yaptı. Sen bu takımın önemli bir parçasısın ve bu takımda benden daha değerlisin. 30 numarayı aldı. Sonra da barajın arkasına yatma görevini alarak çünkü bu bir anda olmaz. Antrenmanda bunun karar verilir. Demek ki antrenmanda bu karar verilmiş. <laughs> bunu yaparak bence sadece kapalı kapılar ardında değil. Kapalı kapılar ardında ben size saygı duyuyorum diyebilirsin. Ama mesele bunu milyonların, milyarların önünde yapmak. Takım arkadaşlarını da böyle inandırırsın zaten. Aynen öyle. Yani sonra dersin sen birebir de böyle konuşuyorsun ama iş sahaya evet. geldiği zaman yapmıyorsun abi derler adamı. Ben bunu çok yaşıyorum mesela. Telefonlarda özür diliyorlar ama <laughs> mesela söylediklerini hani kamuoyu önünde söylemiş Yok. oluyorlar. Kamuoyu önünde söylüyorlar, söylüyorlar sonra <laughs> telefonlarda farklı konuşuyorlar mesela. Bunu ben çok yaşıyorum. Messi e, kamuoyu önünde göstererek saygısını büyük iş yaptı. Güzel de gol attı. Paris için çok önemli gelişme. Bir de İspanya'ya bakalım. Kaynayan yerlerden bir tanesi de İspanya Şerif mağlubiyetinin ardından iki bir galip geldi Şerif ve grupta 6 puan yaptı. Diyor ki <laughs> Şerif'in yasalarına uy As gazetesi atmış bu başlığı. Evet ee, Moldova'nın en büyük firmalarından biri bu kulübün sahibi telekomünikasyon firmasının falan da sahibiymiş yani büyük bir firmaymış. Zorun e, dediği kadar varmış istatistik. Tabi tabi 31 şut dedim ya az önce. Evet. Zaten şeyde Angelotti de hak ettiğimizi düşünmüyorum bu skoru. Bizim için her şey kötü gitti. Onlar için her şey iyi gitti. Hani futbolun şanslı günlerinden biriydi demiş. Ya Zaten öyle olması gerekmez mi? Ya hiç korner kullanmamış. 3 orta yapmış bir isabet. Ama belki öyle olması gerekmez mi? Nasıl yansın Şerif? Real Hayır hoca şey dese belki de demiştir. Kalemize iki kere geldi ikisi de gol oldu demiştir yani. Öyle ama. Gerçekten Hakikaten öyle olmuş. 12 milyon euroluk bir takım. Milyar euroluk Real Madrid'e karşı. Ee, tabii ki çok büyük hikaye. Gruptaki ilk maçlarını da kazandılar. ikinci evet. maçlarını da kazandılar. karşı tarihlerindeki ilk şampiyonlar maçını kazanmışlardı. Ee, bir yatırım kulübü... Moldova'nın e, ülkesini temsil eden bir yatırım kulübü... Mütevazı bir ülkenin mütevazı temsilcisinin buralarda olması eski şampiyon kulüpler kupasını hatırlatan bir şey. Çünkü şampiyonlar liginde daha fazla şampiyon olmalı ve daha fazla ülke temsil edilmeli. Bu duyguyu gösteren bir şey. Şerif'in orada olması ve maç kazanması. Bizim gibi orta sınıf ülkeler için mutluluk verici bu. Yani çünkü bir zamanlar hatırlasana şampiyon kulüpler kupası. Avrupa'da 32 ülke vardı sadece. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya dağılmamıştı. Belki gençlerin yaş tutmuyor ama 90'ların öncesinden bahsediyorum. Sadece 32 ülke, vardı ve 32 ülkenin şampiyonu gelirdi. Birer takım Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynardı. O günlerden bugünlere geldik. Şampiyona yine giremiyorsun şimdi. Çünkü dörder dörder gönderiyor İngilizler, İspanyollar, Almanlar. O günler öyleydi halbuki. Bir tane girerdi, bir şampiyon girerdi. Türkiye'den de bir şampiyon girerdi. İspanya'da bir şampiyon girerdi. Ve o günlerde her şey daha adildi. Şimdi tabii bu adalet duygusu bayağı zedelendi. O yüzden Şerif'in Real Madrid'i yenmesi sadece Moldova ülkesi için bir zafer değil futbol için de bir zafer. Futbolun da kazancıdır bu. Şampiyonlar tarihinin de en büyük skorlarından biri kabul ediliyor. Sadece bu sezon değil tarihin. Gecenin sonuçlarını, Ajax Beşiktaş karşılaşmasını ve Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarını, sürpriz sonuçlarını hepsini konuştuk değerli izleyenler. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından da tekrar yurt içine döneceğiz. İlk olarak Fenerbahçe'ye bakacağız. Fanatik gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Olympiakos'u yeneceğiz başlığı var. Portekizli teknik adam Vitor Pereira. Yarınki maç öncesi eski takımına gözdağı verdi. Sarı lacivertlilerin hocası Vitor Pereira. Taraftarımızın da desteğiyle Olympiakos'u yeneceğiz. Rakibimizin zayıf ve güçlü yanlarını biliyoruz. Gruptaki ilk galibiyetimizi almayı hedefliyoruz diye konuştu. Miha Zays, Serdar Aziz ile birlikte yarınki maçta yedek kulübesinde olacak. Yani sakatlardan müjde Zays ve Serdar dönüyor demiş gazete. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatay Sporu 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Olympiakos karşılaşması öncesi müjdeli haber var. Yarınki maçın hazırlıklarına e, dün yaptığı idmanla başlayan Sarı Lacivertiler'de uzun süredir takımdan ayrı kalan Miha Zays ile Serdar Aziz antrenmana katılıp arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bu ikilinin Olympiakos maçının geniş kadrosuna alınması ve yedek kulübesinde yer almaları bekleniyor. Jose Sosa takımdan ayrı Nazım Sangare ile bile e, Nazım Sangare ile Jose Sosa takımdan ayrı olarak Program uygulamışlar. İrfan Can Kahveci yine takımdan ayrı saha çalışmalarına başlamış. Bir diğer sakat Tisera'nın ise tedavisine devam ediliyor demiş gazete. Bir diğer sayfa. Ha, o şeyle yarın akşamki maçla alakalı değilmiş. Bu Vitor Pereira'nın diğer sözleri. Okuyalım yeri gelmişken hemen. Ee, vardır bir bildiği Foto Maç gazetesi. 12. Adam sezon başından bu yana... Pereira'ya güveni bu sözlerle dile getiriyor demiş gazete. Eleştirilere rağmen üçlü savunmadan vazgeçmedi. Maçlara göre Carlo kadro belirledi. Yeri geldi Mesut Özil'i kesti. Dün Hürriyet gazetesinin 9 maddelik şeyine benziyor çıkarımlarına benziyor. Evet. Gözden çıkarılan isimleri kazandı. Gençlerin önünü açtı. Kim Minje gibi önemli bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye kazandırdı. 7 hafta sonunda Süper Lig'de zirveyi ele geçirdi. Gözünü Avrupa'ya dikti. Uzun yıllar sonra camiayı kenetledi diyor gazete. Ve son olarak Fenerbahçe cephesinden Hürriyet gazetesi de efsane ruh geri döndü. Fenerbahçe savunma hattında yıllardır beklediği uyumu buldu. Sarı lacivertliler Süper Lig'de 7 haftada sadece 5 gole izin verdi mutlu sona ulaştığı sezonlarda futbol severlerin isimlerini ezberlediği Uçeli, Höglü, Gökhan Gönüllü, Luganolu, Edulu, Yobolu, Andres Santoslu, Cenerli savunma dizilişlerine sahip olan Fenerbahçe bu sezonda o benzer kadrolardaki uyumu yakaladı demiş. Maçla başlayalım isterseniz. Olympiakos tabii bizim seviyemizde bir ligin, bizim seviyemizde bir temsilcisi. Onlar daha geç başladılar sezona. Lig geç olarak. başladılar. Bence biz erken başlamalıyız. Yani zaten yeni sezonda onlar Dünya 4. Kupası var. Onlar haftayı oynadılar. Evet. Onlar geç Bayağı başlıyor. Bayağı geç başladı. Gelenek ama onlar 16 takımda hep. onlar hep 30 hafta. <laughs> 30 hafta olduğu için hep onlar geç başlıyor. Ama bana sorarsan Yunanlar için de geçerli bu. erken başlayıp erken bitirmelerinde fayda var. Çünkü onlar da önemli ülkesi. Olympiakos Şampiyonlar Ligi kime elendi? Soruyorum Yunan seyirciler. <laughs> Ludo e. O da sizin rakibiniz değil mi? Bulgar temsilcisi. Normalde Olympiakos'un kadro kalitesi Ludo bayağı üzerinde. Aynen öyle. İmkanları çok daha fazla. Ama sen de hazır girmiyorsun sezona. Hazır girmeden çünkü Ludo e elenip sonra Avrupa Ligi önelemesine gidiyorsun. Ondan sonra Azeri Nefçi ile galiba eşleştiler. Yani bizim için de komşu Yunanistan için de bence doğrusu sezonu biraz daha erken açmak, Temmuz sonu gibi açmak ve Nisan sonu gibi bitirmek ki onlar için çok rahat. Zaten 16 takımlı lig ligin, çok daha fazla dinlenme şansları var. Süper Lig'in daha az takımla olması alt liglerin önemini de aynı zamanda arttırmaz mı? Arttırır. Yukarı çıkmak için rekabet ne kadar keskinleşirse alttaki rekabette o kadar şey olacak. Ve oyuncuların daha fazla oynama şansı da bulacaklar. Önem verildiği takdirde, önem verildiği takdirde şimdikinden daha fazla önem verildiği takdirde daha fazla oyuncu yetiştirmek de mümkün olmayacak mı bu çerçeveden mümkün de olabilir. bakılamaz mı e. belki bir, bir basamak play-off play play da eklenebilir bravo bir Süper basamak Lige çıkmanın önemi daha fazla artmaz mı artır orada kalmanın artır. önemi daha fazla artmaz mı artır. mücadeleyi rekabeti arttırmaz mı sportmen ruhu arttırır. E, şimdi şampiyonlar ligi 32 değil 64 takım olsa fazla gelir değil mi yani kalitesiz maç sayısı artar ilgi azalır. Yani bu rekabet bir optimum kadar sayısı var. yani. Optimum sayısı var. Sanki Süper Lig içinde optimum sayı yazan 18'e düşeceğiz de ama onu da yavaş yavaş düşeceğiz. Seneye 19, ondan sonra 18. Yani yeni sezonda yaşayacağız bu yoğun fikstür Amaçsız sorununu. takım sayısı azalacak. Ama bir, bir, sezonun belli bir noktasından sonra amaçsız takım sayısı Sonunda özellikle. Çünkü ligin azalacak, sonunda rekabet yükselecek. 4 takımı Avrupa'ya gönderiyorsun ilk 4. Ve bu her kupadan. 4'ü düşüyor. Ne oluyor? 20 takımlı ligde 12 basamak anlamsız oluyor. Dolayısıyla ligin sonuna doğru anlamsız basamak sayısı anlamsız maç sayısı doğuruyor. Anlamsız maç sayısını azaltırsın. Dolayısıyla takım sayısı deyip geçmeyin çok çok önemli. Birçok şeyi etkileyen. Bir şu bir an zaten tam usul, içindeyiz. Dinamik. 22 günde 7 maçlık bir periyottayız. Çok manasız bir yoğunluk bir oldu. Takımlar geçen maddi manevi yoruldu. E geçen sezon zaten 21 takımlı. Kabus. E Avrupa'da kabus kab yaşadık geçen sezon. Evet. E, tarihimizin en kötü sezonlarından birini yaşadık. Yıllardır 10'da 11'de dolaşırken bir anda 18. basamağa düştük yani. Bu da tesadüf değil. Tekrar dönelim. Ee, Yunanistan örneğinden, 16 takım örneğinden biraz dağıttık konuyu. Olympiakos, Fenerbahçe. Onlar da aynen Ajax gibi kendi liglerinde e, domine eden bir takım. Zaten son yanılmıyorsam 22 yılda 20 şampiyonlukları mı? Öyle fantastik bir şampiyonluk oranları var. 22'de 19 ya da 20. E, Yunan Ligi'ni iyi oyuncuları diğer takımlardan toplayabilen bir Yunan Ligi karması oluşturabilen ama bize benzer transfer yapan zaten Onye Kurular, Geri Rodriguez'ler, Valbuena'lar boşuna orada değil. Sezona 4-4-2 başlamışlar. İyi de başladılar. 4-2-3-1'e tek santifora dönmüşler. 3 maç üst üste galibiyet değil mi? Bir beraberlikten Son sonra İlk, ha, evet. 3 galibiyet. Kolay gol yemiyorlar. Sadece 2 gol yemişler bu sezon. İlk, e, ve hiç kafa golü yememişler. Şu ana kadar defansif olarak da birileri iyi. Ama Fenerbahçe'nin şöyle bir gerçeği var. Topa sahip olmak isteyen bir takım bulacaklar karşılarında. Bu Fenerbahçe için avantaja dönüşüyor. Topu paylaşmak istiyor Vitor Pereira. Çünkü Başakşehir maçında olduğu gibi klasik set halinde bekleyen ve topu sana bırakan rakiplere karşı Fenerbahçe hazır setleri çözmekte güçlük çekiyor. Umarım bunu geliştirebilirler. Buna diyecek bir şeyim yok. Ama Eintracht Frankfurt ve Hatay, Hatay, Spor maçlarında gördük ki topu paylaşmak isteyen takımlara karşı Fenerbahçe çok çabuk savunmadan hücum planına geçiyor. Ve çok pozisyon üretiyor. Topla oynamak isteyen. Evet. Topu paylaşmak yani. Sen istiyorsun evet. ama o da istiyor topu. Aynı evet. trak Frankfurt'ta istediği için ilk yarıda Fenerbahçe hatırla 8-2 e ile galiba şut istatistiği. Bir anda öyle bir seri topu oynandı. O kadar çok geçiş oldu ki Fenerbahçe bunları da pozisyona çevirdi. Hatay Spor da benzer şekilde. Fenerbahçe ile topu paylaşmak istedi. Fenerbahçe kadar şut attı. Fenerbahçe'den daha fazla topla oynadı. Ama Fenerbahçe inanılmaz bir şey yakaladı. XG istatistiği, gol beklentisi ve rakip cezasız toplu topla oluşma hissesi yakaladı. Olympiakos'u topu paylaşmak isteyeceği için, topa sahip olmak isteyeceği için Fenerbahçe'nin bence e, Vitor Pereira'nın istediği türden performans göstereceğim maç. Ben bu maçta Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt benzeri performans göstereceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin son 11'ini, Eintracht Frankfurt değil en son oynadığı e, maçtaki 11'ini e, düşünecek olsak eğer yani. yine Mert Hakan'ın da başlamasını bekler misiniz? Ortada? Eintracht 11'i herhalde ona çok benzer bir 11 e herhalde çıkacaktır. Çünkü Gustavo ile Mert hem Eintracht maçında hem Hatay maçında gösterdiler ki birbirlerini yükselten bir ikili. Rossi de o zaman olur diye düşünelim. İki maçtır gol da... katkısı yapıyor Rossi. Bir asist yaptı, sonra bir gol attı. Rossi de yavaş yavaş ritim buluyor. Mesut Rossi Valencia galiba zaten Pereira'nın büyük maçlar için kafasındaki ileri üçlü o Mesut Rossi Valencia. Diğer oyuncuları biraz rotasyonda kullanıyor. Orta saha için Usta Mert beklentisi doğal. Çünkü hem Eintracht Frankfurt hem Hatay maçlarını bu ikili iyi oynadı. Rossi ile alakalı olarak hani ikili mücadeleden istatistikle de ortaya konan bir şey. Bu ikili mücadele bizim ligimiz temaslı bile ikili mücadeleden biraz geride duruyor. Hani hem fiziksel hem de o size gücü olmadığı için geride olduğu için biraz şeyden ikili mücadeleden Kaçıyor uzak duruyor yorumları yapılmıştı. Ama oyun içerisinde alan buluyor. Devamlı hareketli ve devamlı karıştırıyor pasta yapıyor, istasyon da oluyor. O hareketliliği istiyor galiba Vitor Pereira. Ya 3 sezondur MLS'de Amerika Ligi'nde çok iyi işler yapmış bir oyuncu. Zaten müthiş istatistiklerle geldi Los Angeles FC'den. Santrifor oynuyor, Santrifor arkası oynuyor, kanat oynuyor. Yani ön tarafta yer değiştirme zaten genetik olarak bu oyuncuda var. Son vuruşları iyi, biraz özgüveni eksik. Mesela hem Antrak Frankfurt maçında hem Atay maçında benzer iki gol kaçırdı. Ayak içi Kalecinin soluna Thierry Henry vuruşu yapmaya kalktı. Beceremedi. Bu arada dün Thierry Henry Amerika'da e, B'nin yorumlusuymuş. Beşiktaş ayaksı maçını. E, ve ikinci yarıda 5-6 olmasını bekliyordum. Beşiktaş iyi savundu demiş. İyi öyle savundu. Bir, öyle bir Thierry yorum bilgisi geldi. Peter Schmeichel da röportaj yapmış. İyi, ee, Beşiktaş gerçekten iyi hı. savundu. O şekilde kullanmışlar. Şimdi Thierry Henry deyince aklıma geldi. E, Rossi eğer bu özgüven... Dozajını da seviyesini de yükseltirse o gol pozisyonlarının da yüzdesini de artırır. Çünkü biliyoruz son vuruşları iyi olan bir oyuncu. Pereira da bunu biliyor ki onu sürekli oynatıyor özgüven kazansın diye. Yoksa kesmek kolay. Çünkü bir sürü oyuncu var orada kesersin ama kesmiyor. Çünkü uzun vade biliyor ki Diego Rossi'den daha fazla gol ve katkı alacak. Hem konuyu hem de başlığı değiştiriyorum. Galatasaray'la devam edeceğiz. Fanatik gazetesi geliyor ekranlara. Galatasaray'ın işi kolay olmayacak. Fransa'da yaşayan futbol adamları Galatasaray'ın gruptaki ikinci sınavı öncesi Marsilya'daki son durumu fanatik için değerlendirmiş. Dieng, Paye, Cengiz çok tehlikeli oyuncular. Galatasaray takımı çok dikkatli oynamak zorunda demiş Lucas Köse. Loran Abit, e, Abit Marsilya bu sezon hazır. Galatasaray'ı zorlu bir maç bekliyorum. Marcao'ya çok iş düşecek. Lucas Moreno. Hücum anlamında Marsilya'yı durdurmak çok zor. Paye önderliğinde Galatasaray'a kaybetmezler. Luijan Marsilya bu sezon ciddi yatırımlar yaptığı Galatasaray maçında skor üretmekte zorlanmayacaklardır. Ve Johan Rivier Galatasaray büyük takım ama Marsilya oyuncu yapısı ve formuyla kendi sahasında kazanacaktır. Tespitinde bulunmuş. Kaç tane okuduk? 1, 2, 3, 4, 5 Fransız futbol adamı. Daha ayrıntısı da yani merak eden izleyicimiz varsa daha ayrıntılı bir şey de var sayfanın içerisinde. Morut sana büyük fırsat. Galatasaray'da kısa sürede büyük çıkış yakalayan Morutsan ilk kez milli formayı giymeye hazırlanıyor. Romanya'nın hocası Radoin'in 8 Ekim'de Almanya ile deplasmanda oynayacakları eleme maçına Morutsan'ı 11'e almayı planladığı ileri sürüldü. Bu arada üstte de Aslan'ı Markao taşıyacak diye bir başlık var. 8 maçlık cezası nedeniyle Süper Lig'de forma giyemeyen Markao Avrupa Ligi'ndeki Lazio sınavının ardından Marsilya mücadelesinde de takımın kilit isimlerinden biri olacak. Terim Fatih Terim tüm hücum aksiyonları ne geriden Marka'nın başlatmasını istiyor demiş gazete. Rakip Fransız adamların tek, futbol adamlarının söylediği gibi Marsilya. Marsilya sezonu çok iyi açmıştı doğru ama son dönemde biraz yalpaladı. Lokomotiv Moskova ile bir bir beraber kaldılar Galatasaray Lazio'yu yenerken. Sonraki... Dört galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyeti var ligde. Ama son dönemde biraz yalpaladılar. Sonra 3 lig maçı oynadılar. Birini galip bitirdiler. Anji ile beraber Lens'e yenildi Lense'den sonra. Lens'e de mağlup son dönemde. Genelde 3 savunma oynatıyor. Jorge Sampaoli. Benim Fenerbahçe'ye sürekli önerdiğim 3-3-3-1'i şu anda. Avrupa'da 5 büyük ligde kullanan az sayıda takımdan biri. Belki de teki. 3-3-3-1 oynatıyor. Bu da yorucu bir maç oldu. 3-2 mağlup oldu. Ee, bazen Center for, Classic Center for işte Dien gibi Milik gibi klasik santrforları var. Bazen kullanıyor, bazen kullanmıyor. Payeti sahte 9 gibi en üstte kullanıyor. E, bu da orta sahada daha fazla kalabalıklaşmaya anlamına geliyor. Çünkü üçlü savunma oynuyorsan orta saha zaten kalabalık. Bir de oraya katılınca sanki 7 orta saha gibi oluyor. Marsilya'ya karşı Galatasaray'ın en fazla dikkat etmesi gereken konu bu olacak. Yani orta sahada pas trafiklerini kesmeye çalışmak lazım. Çünkü çok çok fazla orta saha sürü oynuyorlar. Belki bu anlamda orada e, Berkan ve Taylan bir arada. Çünkü onlardan birini kullanıyor son dönemde genelde. Yani iki ön... Ya iki önlü böyle gibi oynatmıyor gerçi onları. Berkan'ı 6 gibi kullanıyor, Taylan'ı 8 gibi kullanıyor. Ama evet aslında defansif özelliği fazla olan iki oyuncuyu bir arada kullanmak söz konusu olabilir. Galatasaray'da Marka'nın oynaması tabii önemli avantaj. Çünkü Marka olduğunda gerçekten Galatasaray'ın oyuna çıkma kabiliyeti, kalitesi çok değişiyor. Lazio maçında da gördük geriden çok daha güvenli çıktılar. Nelson sağ stoper, Marka sol stoper. İki taraftan da oyuna çıkabiliyorlar. Kaliteli çıkıyorlar. Yüksek pas sabitiyle çıkıyorlar. Taç atışları yine yere doğru atıldı. Marcao ve Nelson'a doğru atıldı. Galatasaray taç atışlarından top kaybetmedi. Laz 90 dakika dirençli kaldı. Yani bu sezon Galatasaray'ın en iyi maçı Lazio'ydu. En iyi maçın Lazio olması biraz da tamamen değil ama biraz da Geriden Nelson Marka ikilisinin oynaması ile ilgili diye düşünüyorum. Vaktimiz mi daraldı? Yok yok. Ee, rejiye başka bir şey söyledim. Size söylememiştim. Tamam. Uğur Beyciğim, şimdi akışımıza göre devam ediyoruz. Yarın tabii hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı daha geniş ele alacağız. Maç günü yarın. İstatistiklerimiz var değerli izleyenler. Geride bıraktığımız 7. hafta, 8. haftaya doğru gidiyoruz. 7. haftadan yansıyan bazı şeylerimiz var, istatistiklerimiz var. Yarın istatistiklerimizi de yine daha geniş bir şekilde ele alacağız. Konuya girizgah olarak da Fanatik Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza bir başlık. En fazla koşan yine Marek Hamsik. Alanya spor maçının ardından koşu mesafeleri belli oldu. Takımın dinamosu olan Marek Hamşik 12.8 kilometre ile bordo mavililer adına yine sahanın en fazla mesafe kat eden ismiydi. Hamşik e, Canini e, 11.5'te. Marek Hamşik sonrası ikinci olmuş. Edgar ve Mbakaye de sıralamada üst yerlerde noktalarda yer alan isimler oldu. Geçelim istatistik sayfalarımıza. Buyurunuz. Kat edilen mesafe. Yedinci hafta. Şey değil bu. Ee, ilk yedi haftalık değil. Sadece yedinci hafta. En çok koşan oyuncu? Yine Emrah Akbaba Baba olmuş. Çok enteresan değil mi? Evet. Yani, Bayağı kamşık. Bambaşka bir buradan. oyuncuya dönüştü Emrah Akbaba. Alanya Spor'a gitti. On numara oynuyor artık. Duran topları o kullanıyor. Önde baskıya liderlik yapıyor. İki tane hatırlarsan... Davidson'un getirdiği pozisyonda merkezde Şutlu iki tane var, şut da evet. var. Pozisyonda kazandı. Hani Fatih Terim dedi ya Emrah Akbaba için tribünlerin tepkisi nedeniyle gitti. Hani gerçekten de mazotu özgüven olan bir oyuncu olduğunu Alanya'da gösterdi Emrah Akbaba. Nazar değmesin. Türk futbolunun kazancıdır. Ama o maç 102 dakika oynanmış. Trabzonspor Alanya Spor maçı. O tabi çok uzamış olması kat edilen mesafeleri de biraz olsun etkiliyor. Şimdi 95 dakika oynanan maçla 102 dakika oynanan maç. Elbette. Tabii. eşit değil koşulları. O yüzden ilk üç oyuncu zaten oradan çıkmış. Emrah Akbaba, Umut Güneş ve Marek Amşik olarak çıkmış. Umut Güneş ve Fatih Aksoy zaten yani dinamizmleriyle andığımız oyuncular. Onunla ön plana çıkmış Önce Alanya orta sahası e, Trabzonspor'un özel topa sahip olduğu bölümü tabii çok koşmak zorunda kaldı. Zeki orada çok alışık olmadığımız türden bir isim. Altay orta sahasında Mustafa Denizli 3 tane koşanla başladı maça. Zeki Yıldırım, Serç Aka ve Ceyhun. Üç tane dinamik oyuncuyla başladı ama sonra e, ikinci yarıda Beşiktaş'ın kulübe gücünün zayıf olduğunu biliyordu. Beşiktaş'ın oyundan düşebileceğini ve Sergen Hoca'nın kulübe çok müdahale yapamayacağını biliyordu. E, geriye de düşünce e, daha yetenekli oyuncuları sahaya sürdü. Payşah'ı sahaya sürdü. Orta sahadan bir tane eksiltti. Sezar Pinares'i mi soktu? Umarım yanılmıyorumdur şu an. Yanılıyorsam özür dilerim. Altay'ın oyun sorarım. kalitesini, orta saha kalitesini artırdı. Ee, Zeki de en çok koşan oyuncular arasına girmiş. Hamşik, Gustavo ve Berkan'ı burada zaten her hafta görüyoruz. Artık alıştık aynı oyuncular. Hamşik ve Gustavo 34 yaşında adamlar. Ve Pinares'i hala... sokmuş. Evet Pinares ve Gustavo hala her hafta burada ilk beşte oluyorlar. Yani Maşallah. Tamam futbolda her şey değil kat edilen mesafe ama genç oyunculara soruyorum. Yani biraz hani yüzünüz kızarmıyor mu? Yani sürekli burada Hamşik ve Gustavo var. Yani başka genç oyuncular oraya girmiyor. Sürekli Hamşik ve Gustav'a giriyor. 34 yaşında bu adamlar. Siz 23'sünüz 25'siniz hani kat ettiğiniz mesafeyi biraz artırmaya çalışmak lazım. Rejiden gelen bir bilgi hemen konuyla alakalı dipnot olarak onu da düşelim. Kaleciler hariç dakika kaçırmayan iki oyuncu. Birisi Fenerbahçe'de Gustavo, diğeri Beşiktaş'ta Josef de Souza. Yani bravo. Gustavo da var. Full 90 işte, oynamış. Evet. Kendine iyi bakıyor. Kanal Gustavo. Sakatlanmıyor. Çok mesafe kat ediyor. Yani bu tamamen işini sevmekle profesyonel olmakla ilgili bir şey. E, Profesyonelliğini tebrik edelim. Berkan da hep buralarda. Galatasaray'a geldiğinden beri hep buralarda. Alanya Spor'un geçen sezonki başarısının da aslında nereden kaynaklandığını biraz gösteren bir veri. Çünkü Berkan oradaydı zaten. Umut da oradaydı. Orta saha rotasyonunda Salih de vardı. Efkan da vardı. İlk yarı Bakasetas da vardı. Alanya'nın orta sahası ne kadar renkliymiş görüyor musun? Bir tarafa Salih'i vermiş, bir tarafa Berkan'ı vermiş, bir tarafa Bakasetas'ı vermiş. Hala orta saha çok zayıf değil. Tebrik etmek lazım Alanya Spor Yönetimi'nde. Böyle oyuncuları alıp rehabilite edip tekrar Türk futbolunu hediye ettikleri için. Zeki de Beşiktaş maçındaki performansıyla 7. haftada en çok koşan oyuncular arasına girmiş ki o maçta evet performansını hep beraber izledik. Takım bazında da Aytemiz Alanya Spor 123.3 ile haftanın birincisi. Altay 120.2 ile. O da sezonun birincisi galiba. 12. Altay hala sezonun lideri. Hep 118, 119, 120. Hep bu mesafeleri kat etti. Fenerbahçe hem oyuncu bazında hem kulüp bazında. Yukarıda. Koşu mesafesi kat edilen mesafede. Trabzon yükseltmiş. Fenerbahçe ve Galatasaray buralardaydılar hep. 115-116 koşuyorlardı. Trabzon yükseltmiş bu hafta. Ama tabii maçın 102 dakika oynanmasını tekrar altın çizmek lazım. Eksik de. Bir de eksik kalması kaldık. hemen tabii. doğru. Bir de eksik, 75 kaldı. De eksik kalması hemen 15 dakikada da bir oyuncu 1,5 buçuk kilometre falan kat ediyor. Marek Hamşik bütün boşlukları kapatıyor. Evet yani şu haliyle Trabzon 116 koşmuş eksik kalmasa demek ki 118'i bulacakmış o. İlk gol müydü Hamşik kapatmak için ta ilerden geriye koştu. Evet. Mevkisini ileride bırakan oyuncular. Tabii tabii tek, tek golü zaten. Mi? Alaya tek bir Diye Diyo'nun golü. Koşanlardan bir tanesi Aha. oydu evet. Aynen öyle. Ko hatta Kapatmaya tek, gitti. tek koşan oyuncuydu. Diğer üçü zaten savunmadaydı. Doğru. Geriye Hatırla. koşan tek şeydi. Geriye Berekam koşan tek yani. oyuncuydu. 70-80 metre o top geldi. Davidson'un kazandığı yerden. Davidson kendisi geldi. Geldi asisi de yaptı. Trabzonspor'dan geriye koşan tek oyuncu Hamşik'ti. Ki Berat Diğerleri orada seyrettiler. topu mücadele etti. Davidson yerde kaldı. Aldı tekrar fırladı. Evet. Ayağa kalktı Davidson. Evet. Yerden kalktı. Devam etti. Trabzonlardan geriye koşan tek hamşikti. O yüzden de e, Trabzonspor'u da gerçekten takdir etmek lazım. Bir kişi eksik oynamasına rağmen evet. uzatmalarla birlikte kaç dakika uzadı? 7 dakika mı uzadı? 7 eklersen 22 dakika 22 yapar. Dakika. 22 dakikada Banko 2 kilometre fark ederdi. Yani buraya 2 daha ekle. 118'i geçerdi. 7 uzadı ikinci Trabzon yarı. Trabzonspor'un kat ettiği mesafe. E, o anlamda Trabzon'da yükseltmiş. Koşu performansını yükseltmiş. Demek ki iyi çalışıyorlar. Ya her şey tabii ki kat edilen mesafe değil yanlış anlaşılmasın ama bu da futbolda verilerden biri. Pekala. Şimdi Uğur Beyciğim sıradaki başlığımız. Neredeyiz? Fanatik gazetesindeyiz. Fanatik gazetesinin ekranlarınıza gelen başlığı Sörlot yok Haaland'ı var. Ay Yıldızıların rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı. Dünya Kupası yolunda kaderimizi belirleyecek 8 Ekim'deki mücadele öncesi Vikinglerde Sørlot sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Solbakken'in takımında Haaland'ın yanı sıra Adana Demir'den Svensson yer alıyor. İşte Norveç'in aday kadrosu demiş. Bu da hepsini okuyamam tabii çok uzun da. Haaland'ın da ufak bir sağlık problemi vardı ama herhalde oynayabilecek durumda. Ee, Norveç takımı zaman zaman çift santrifor kullanıyor. Sol bakken yani. zaman zaman Sorloth'u kanata atıyordu. El Yunus'u ile beraber üçlü ucum yapıyordu. Sörlot'un eksikliğini hissederler çünkü Sorloth milli takımda çok çok daha iyi performans veriyor. Hatta bazen Haaland duruyor. Sorloth durmuyor. Onun eksikliğini hissederler. Yani hiçbir oyunu sakatlanmasın. Yani ben bu tarz durumlarda bizim milli takım için avantaj falan demem. Hiçbir oyunu sakatlanmasın. Herkes sağlıklı olsun. Ben kim sakat, sakatları sözülüyorum. Sorloth da bir önce sağlığına dönsün. Şimdi tabii daha da kritik olanı biz ne yapacağız? Onunla alakalı bir başlık gelsin hemen ekranlara. Hangi gazeteden? Milliyet gazetesinde mi? Sörlot milli takımda 2021'de 6 gol 3 asist yapmış yani. Çok çok etkili. 2021 performansı. Milliyet geliyor ekrana. Her yerde Kunz. A milli takımda göreve getirilen Stefan Kun hemen harekete geçti. 58 yaşındaki çalıştırıcı her gün başka bir statta maçları takip ederken sosyal medyada da aktif bir görüntü çizdi demiş gazete. Ee, şöyle bakıyorum. 58 yaşındaki çalıştırıcı her gün adeta başka bir şehirde. Başka bir statta boy gösterdi. Aslında ilk olarak Fransa'da Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik seyredildi. Göreve böyle başladı. Kuntz daha sonra Süper Lig maçlarına odaklandı. Başakşehir'den Trabzon'a, Türk Telekom Stadı'ndan Kasımpaşa'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na kadar lig maçlarını yakın takibini alan Alman Teknik Direktör bu hafta içerisinde de yarın Ülker Stadı'nda fenerbahçe olympiakos karşılaşmasını seyredecek. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile son derece kritik karşılaşmalar oynayacak Ay Yıldızlı takımımız için aday kadro belirlemeye çalışan. Stefan Kunst sosyal medyada da bir hayli aktif görüntü çiziyor. Gittiği statlardan ve izlediği maçlardan fotoğraf yayınlayan tecrübeli antrenör ayrıca milli futbolcuların hesaplarını da tek tek takip etmeye başladı. Bu kadar bilgiye gerek var mıydı acaba? Ya yani güzel bir, ama güzel sevindi. Bir PR, biraz PR şeyi gibi geldi. E, çalışması gibi geldi. Yani hocayı sevelim hep beraber birlik tamam, olalım. Tamam belki öyle bir duygu olabilir içinde ama sempatik bence de. Yani Stefan Kunst maçları yerinde izlemesi olması gereken aslında takdir edilecek bir şey değil. Yani olması bu, gereken. Bu aynı zamanda şimdi bak şöyle de bir detay var haberin içerisinde. Aday kadroda daha önce yer alan ve şimdi de yer alması beklenen isimler Instagram'da işte Fan Kuntuz'un takibine tek tek alınıyor. Yarın bugün mesela ben futbolcuyum beni takip etmeye başladı. Takipten çıkınca Allah ben artık giremeyeceğim diye de bir şey olacak mı acaba? Bu da bir yönetim şekli mi acaba? Allah ben kimseyi takip etmiyorum. Özel hayatlarında. Böyle bir problemim yok. Ee, ama dediğin gibi bu kadar ciddiye de almamak lazım bu konuyu. Niye bu kadar şey Sosyal olmuş? Sosyal medya takibinde bu kadar ciddiye almamak lazım. Peki buyurun. <laughs> e, tabii işte fan konusu ben de gördüm. Maçlarda reji kestikçe burada, evet. mutlu da etti. Hatta kendi gidemediği maçlara aynı saatteki maçlara da Lig'de Kenan Koçak ikilisi galiba Konya Kasımpaşa yanılmıyorsam gitmişti. Ee, kendisinin ve yardımcılarının mümkün olduğu kadar Süper Lig'de bütün maçları izlemeye çalışmasında fayda var. İzlemeli de yerinde. Sanıyorum iletişim kuran, pozitif enerjiyi yayan bir öyle diyorlar figür ya. tarif ediliyor. Yani şimdi bu görüntüler dışa falan, dönük. İsmail'le orada yani tokalaşmış falan değil mi? İnsanlarla iletişim kuran daha önceki örneklerden daha farklı olarak sanıyorum böyle bir çerçeve, böyle bir profil var ortada. Yani milli, milli yani. takım antrenörlüğünde temel gereksinimlerden biri bu değil midir? İyi iletişim. Çünkü çok genç çocuklarla çalışıyorsun. Z jenerasyonu senden 40 yaş falan küçükler yani acayip bir yaş farkı var. Ama onların içine en iyi versiyonlarını çıkarmaya, onları motive etmeye, onları geliştirmeye gayret ediyorsun. Bunun için çok temel unsurlardan bir tanesi iletişim. İyi iletişim, doğru iletişim. Sadece iyi iletişim değil, doğru iletişim. Konusun bu konu çok başarılı olduğu söyleniyor. Zaten Yüksek lisans da yapmış spor yönetimi, yüksek lisans da yapmış. E, 8 yıl yöneticilik yapmış. Yani sporun birçok alanında bulunmuş. İşte Fankunsun bu anlamda iletişim konusunda iyi olduğunu hissediyoruz. Statlara gidip maç izlemesini de doğru buluyorum. Zaten olması gereken. Milli takım hocası zaten ne yapar ki maç olmadığında? Ben ne yaptıklarını merak ediyorum. Maç izler. Ben oyuncularla yani. takip eder, oyuncularla konuşur, iletişim kurar, gider maç izler. Kadroyu genişletmeye çalışır. Kadroda olan oyuncuları izler, onu oraya eder onlar izleniyor olmasına mutludur onları. Şimdi Fransa'ya Lille gidip Burak Yusuf'u Zeki izlediğin zaman onlar da mutlu olurlar. İletişim kurulduğunu, takip edildiklerini hissederler. Zaten yapması gereken o. Bir de bizim sadece yurt sattığında değil Avrupa sattığında da çok önemli kaynağımız var. Almanya'ya da gidip maç izlemelisin. Hollanda'ya da gidip izlemelisin. Görkem sağlam var. Ne bileyim daha Milli çağrılmadı. Gidip izlemelisin, dahil etmelisin bu oyuncuları. Yusuf Demirleri falan bir daha kaybetmeyelim. Aynen öyle. Dediğiniz gibi Uğur Bey süremizin sonuna gelmişiz. Bugün gördüm yüz ifadelerinden e, alakalı süreyle alakalı bugün çok gitgelli oldu. Ben bir yandan da onun mücadelesini veriyorum ama neyse sarkmayalım. E, çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Ben teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar değerli izleyenler süremizi tamamladık. Yarın tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.